12 Eylül 2018 Çarşamba'yı gösteriyor takvim yaprakları. Yine bir şeyin yıl dönümündeyiz. Haftanın 3. iş gününde güzel ülken Türkiye'nin dört bir yanına, sesimizin ve görüntümüzün ulaştığı dünyanın dört bir yanına günaydın diyoruz. Gerçi dünyanın bazı noktalarında şu an hem gece yarısı hem öğle saatleri farklı farklı zaman dilimleri var ama olsun, İstanbul Merkez Stüdyomuzu baz alarak biz günaydın diyelim. Ulusal Kanal ve 100.8 frekansından yayın yapan Ulusal Radyo ortak yayınında günaydın Türkiye diyoruz. Programımız içerisinde haberleri ekranlara taşıyacağız. Gazetelerde bugün hangi haberler sürmanşette ve manşette yer alıyor, bunlara hep birlikte göz atacağız. Bu arada bir de konumuz olacak ilerleyen dakikalarda, nafaka mağduriyetini konuşacağız. Nedir bu nafaka? Hukuk kuralları nedir? Aile hukuku konusunda bir uzman ismi stüdyomuzda ağırlayacağız. Bir de hukukçu gözüyle bakalım efendim, nafaka mağduriyeti nedir? Nasıl giderilecek? Malumunuz, vatandaşlarımızın sıkıntılarını dile getirmeye, onların dertlerini ekran aracılığıyla tüm kamuoyuna duyurmaya devam ediyoruz. Hadi başlayalım. Gazetelerle başlayalım. Aydınlık Gazetesi ekrana yansıdı bile. Bakalım sürmanşette neler var? Hastaneye hançer diyor Aydınlık Gazetesi sürmanşetteki bir başlığıyla. Peki nedir bunun detayı? Erdoğan, Amerikan gazetesinde Beşar Esad'ı hedef aldı. Amerika'nın Suriye'ye yönelik füze saldırılarını alkışladığı için eleştirilen Erdoğan, Washington'ı tekrar sahaya çağırdı. Suriye'ye kimyasal kışkırtma beklemeden müdahale edilmesi gerektiğini savunan Erdoğan, Esad'ın terör örgütleriyle mücadelesini hedef aldı. Erdoğan yazısında Suriye halkını Beşar Esad'ın insafına terk edemeyiz ifadelerine yer verdi. İfadeler bu şekilde sevgili seyirciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye konusundaki tutumunu böylece, üstelik Amerikan medyasında kaleme aldığı bir makaleyle ifade etmiş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan merkezli uluslararası finans çevrelerinin gazetesi Wall Street Journal'da yayınlanan makalesinde Amerika'yı ve diğer batılı devletleri Suriye Cumhurbaşkanı Esad'ı durdurmaya çağırdı. Bir söz vardır, ne güzel bir sözdür. Komşu, komşunun külüne muhtaç. Bir söz daha vardır. Doğru söylediğimden emin değilim ama gülme düşene. Ya evet, doğru bir söz değil. Yani doğru bir şekilde telaffuz edemedim ama bu da en azından benden dilimize bir armağan olsun. Gülme düşene. Nokta, nokta, nokta. Geri kalanını 80 milyonun kendi inisiyatifine bırakmış durumdayım efendim. O noktaları kendisi doldurabilir vatandaşımız. Amerika'ya sıcak para dilekçesi mi? Bazı insanların söylemek istediği şeyleri söyleyemediği durumlarda işte köşe yazarları ortaya çıkabiliyor. Ekonomik krize sıkışan Erdoğan, Suriye ve Rusya'nın İdlib operasyonu bahanesiyle Amerika'nın hoşuna giden açıklamalar yapmaya başladı. Esad düşmanlığı yeniden hortladı. Erdoğan, Amerika'ya taviz vererek krizi aşabilir mi? Hayır. Krizi aşmanın da, ülkeyi korumanın da yolu belli. İçeride birlik, dışarıda Amerika'nın hedefindeki Rusya, Çin, İran, Suriye, Avrupa ile dayanışma. İsmet Özçelik'in yazısı bugün Aydınlık Gazetesi'nde yer alıyor. Mutlaka okunması gereken bir yazı. Alman basını Esad kazandı başlığını atıyor. Alman basını Suriye'de savaşın kazananı olarak Beşar Esad'ı haberlerinde yaşıyor. Frankfurter Rundschau gazetesi dünkü yorumunda askeri planların bir anlamının kalmadığını belirterek Esad Rusya ve İran'ın yardımıyla Suriye'deki savaşı kazanmış sayılır ifadelerine yer verdi. Suriye'deki savaşı derken de ülkesindeki savaş da diyebiliriz. Çünkü Cumhurbaşkanı Esad, Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Beşar Esad ülkesinin toprak bütünlüğünü savunuyor. Ülkesini teröristlerden arındırmaya çalışıyor. Peki Türkiye son 30 yıllık dönemde ne yapıyor? Toprak bütünlüğü için mücadele etmiyor mu? Ediyor. Ülkesini teröristlerden temizlemek için mücadele etmiyor mu? Ediyor. Bu uğurda nice şehitler vermedik mi ve hala da vermeye devam etmiyor muyuz? Ama Suriye'deki durum farklı ama Türkiye'deki durum farklı. Hayır. Genel itibariyle baktığımız zaman Suriye'de yaşanan hadiseler, Türkiye'de yaşanan son 30 yılda terör belasıyla yaşatılmak istenilen hadiseyle birebir aynı, örtüşüyor. Terör örgütü diyoruz. Nedir o terör örgütü? Bakınız Türkiye'de ön plana çıkan 3 önemli terör örgütü var. Çok sayıda terör örgütü var ama bakınız. FETÖ. FETÖ'nün elebaşı nerede? Amerika'da. Pensilvanya'da. İnzivada.
Müslümanların kıblesi Amerika mıdır? Pensilvanya mıdır? Değil. Terör örgütü PKK. Kim besliyor bu örgütü? Kim tırlarca, binlerce tır yardım gönderiyor? Kim para gönderiyor? Kim uyuşturucu trafiğine göz yumuyor bu örgütün? Kim petrol ticareti yapmasına izin veriyor bu örgütün? Kim eline silah veriyor? Daha çok sorular sorulabilir. Türkiye'nin, bir devletin, bir milletin talep ettiği silahları o millete, o devlete vermeyen Amerika niçin terör örgütüne veriyor? Terör örgütü IŞİD, etti 3, ön plana çıkan 3 terör örgütünden bahsediyoruz. IŞİD ortaya çıktığından beri hep söylediğim bir söz var. Modern Haçlı ordusu. Kimileri din kisvesi altında gidip bu Haçlı ordusunda sözde İslamiyet adına savaşıyor. Halbuki tam tersi bir durum söz konusu. Kimler için savaştığını fark edemiyor bazı çevreler. Çünkü din o kadar kötü bir şekilde işlenmiş ki beyinlerine, doğruyu yanlışı göremiyorlar. Allah'ın verdiği aklı doğru kullanamıyorlar. Tabii biz böyle konuştukça da PKK'dan da IŞİD'den de gelen tehditlerin ardı arkası yok ama doğrular bunlar, doğrular bunlar. Demek ki neymiş efendim? Suriye Cumhurbaşkanı, Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Beşar Esad, ülkesinin birliği için, toprak bütünlüğü için, ülkesini teröristlerden temizlemek, arındırmak için mücadele ediyor. Dahası enteresan bir bilgi, çoğunuz bilmiyordur belki ama tekrar etmekte fayda var, bilenler için söyledim bu ifadeyi. Suriye'nin para birimi 7 yıldan fazladır devam eden o savaşa rağmen değer kazanıyor. Türkiye'de ise durum tam tersi. Dedik ya, Suriye'de Beşar Esad ordusuyla, milletiyle, ülkesinin bölünmez bütünlüğü için mücadele ediyor. Ülkesini teröristlerden arındırmak için mücadele ediyor. Aynı mücadeleyi biz de 30 yıldır Türkiye'de veriyoruz. Terör örgütü PKK'ya karşı, ki Türkiye'de de çok sayıda terör örgütü var. Bunlardan öne çıkan 3'ünü sizlerle paylaştık. Peki, Aydınlığın manşetindeyiz. Yazılı basında İrade Birliği, Aydınlık Gazetesi'nin bugünkü manşeti. Kağıt sorunu çok ciddi bir sorun. Eğer kağıt sorunu çözülemezse önümüzdeki günlerde baskıya giremeyecek gazeteler var. Türkiye Yayıncılar Birliği, mesela Aydınlık, Hürriyet, Yeni Şafak, Milliyet, Cumhuriyet, Dünya, Yeni Gün, Bir Gün, Karar, Evrensel, Gölcük Haber, Leman, İstanbul, Gün Boyu, bunlar hep kağıt sıkıntısı yaşayan gazeteler. Ve adı burada olmayan tabii ki gazeteler de var. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, kağıt krizinin önüne geçilmesi için çok sayıda gazete ve dergi yöneticisinin katıldığı önemli bir toplantı düzenledi. Çözüm önerileri raporlaştırılacak, Cumhurbaşkanı'na sunulacak. İlkay Kaya'yı da bu fotoğraf karesinde görüyoruz sevgili seyirciler. Gazete ve yayıncılıkta kağıt sorunu toplantısında sektörün içinde olduğu o kriz, o açmaz ele alındı. Devam edelim. TGS Genel Sekreteri İlkay Kaya'nın fotoğrafı var dedik burada. Önemli bir görev yapıyor, önemli bir vazife üstlenmiş durumda. Alt tarafa inelim. Yeni bir ekonomik modele geçmeliyiz. Bu da dikkat çeken bir başka başlık. Bu arada kağıt krizinin devamı olarak basın ilan kurumu acil toplanıyor başlığı da Aydınlık Gazetesi'nde dikkat çekiyor. Türk iş dünyası temsilcileri üretim ve ihracat eksenli bir ekonomi modeline geçilmesi çağrısı yaptı. Türkonfet ve MÜSİAD iş dünyasının orta ve uzun vadeli reformlar beklediğini vurguladı. Reform önemli. Reform önemli ama o reformları hayata geçirebilmek, o reformları önce fark edebilmek, ondan sonra o reformları hayata geçirebilme iradesine sahip olmak çok daha önemli. Karma eğitim güvence altında, gazetelere karma eğitime darbe, harem seramlık okullar diye yansıyan düzenlemenin yargı kararı sonucu olduğu ortaya çıktı. Şahısların açtığı dava sonucu ilgili madde yönetmelikten çıkarılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı karma eğitimin Milli Eğitim Temel Kanunu'nda olduğunu ve haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Peki, Özlem Konur Usta'nın haberi bu. Peki niçin dün bazı gazetelerde böyle manşetler atılmıştı? Şahsi fikrimi paylaşmakta fayda var. Nedir o? Göreve gelen Milli Eğitim Bakanı, milliyetçi kimliğiyle tanınan bir Milli Eğitim Bakanı. Bakınız ama milliyetçi dediğimiz zaman aklınıza MHP gelmesin. Milliyetçilik Türk milletinin damarlarında olması gereken
karında olması gereken bir vazgeçilmez ana unsur bana göre. Eğer biz milliyetçi olmayacaksak, vatanımız, milletimiz, bayrağımız için mücadele etmekten korkar bir hale geleceksek, bir ülkenin vatandaşı olmaya da gerek yok herhalde. Irkçılık yapıyorsun, kafa tasçık. Hayır, böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Bakınız, en basitinden. Şimdi en ufak şeyde bazı çeviriler yönünü direkt Amerika'ya çeviriyor, değil mi? Bakınız Amerika'ya. Amerika bir millet midir? Bir karmadır. Karma bir topluluktur. Her ülkeden insanların oluşturduğu bir topluluktur. Ama Amerika'ya çok ciddi bir bağlılık yeminleri var. Değil mi? Tabii biz ilkokullarda andımızı kaldırdık. Biz demeyelim. Bazı çevreler kaldırdı. Yeni Milli Eğitim Bakanı onu geri getirmenin de derdinde aynı zamanda. Milli Eğitim Bakanı'nın, tekrar altını çizeyim, milliyetçi bir kimliğe sahip olması bazı çevreleri rahatsız ediyor. Nereden vurursak acaba bir ses elde edebiliriz gibi çabalar var. Aydınlık da diyor ki, hayır, karma eğitim güvence altında, konunun Milli Eğitim Bakanı ile herhangi bir alakası yok. Yargı kararıdır. Milli Eğitim Temel Kanunu'nda karma eğitim bulunmaktadır ve haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edilmektedir deniliyor. Devam edelim. Bir sonraki gazetemiz. Mehmet Akkaya'nın köşe yazısını okumanızda fayda var diyorum sevgili seyirciler. Bakınız. Aydınlık Gazetesi'nde köşe yazarları. Mehmet Akkaya, bugünkü başlığı, kriz patladı, gücü yeten yetene. Çok önemli bir tespit. Kriz patladı, gücü yeten yetene. Önemli bir tespit dedik. Rıza Zeliyot'un bugünkü köşe yazısının başlığı, darbenin asıl lideri kimdi? Soner Polat'ın köşe yazısının başlığı, Türkiye köşeye sıkışıyor. Sabahattin Önkibar'ın köşe yazısının başlığı, Ümmet Birliği ve Hilafet. Mehmet Yuvan'ın köşe yazısının başlığı ise, Çağımızın Am bin Aslı Mehmet Metiner. Atilla Özalp, Emre Akbaba'yı oynatan kazanır başlığını atıyor bugünkü köşe yazısına. Hürriyet gazetesine geçelim. New York'un ünlü sushi restoranında Rıza Zarrab böyle görüntülendi. Rıza bir itirafçıdır. İtirafta bulundu. Türkiye'yi kaba tabir sattı. Evet, bir Türk vatandaşlığı da var ama aslen Türk vatandaşı değil Rıza Zarrab, Reza Zarrab, Rıza Zarrab, artık her neyse farklı farklı telaffuzlar söz konusu ki o telaffuzların sebebi de Reza Zarrab'ın, İran kökenli Reza Zarrab'ın gerçek adının bu olduğu. Türkiye'ye geçtikten sonra Türk vatandaşlığı da aldıktan sonra adını Rıza Zarrab yapması, işte böyle kafa karışıklıkları söz konusu. Tam bir stratejik harekat bu bana göre. Yani bir ajansal faaliyet. Bak, çok enteresan değil mi? Reza Zarrab, Rıza Zarrab. Neyse, çok fazla detaylarına inmeyelim. İran'a yönelik yaptırımların ihlal edilmesiyle ilgili Amerika'daki davanın önemli ismi Reza Zarrab, New York'ta ünlü restoran Nobu'da görüntülendi. Rahatsız olup da kalkmış. Yanında bir de bayan var. Bu bayanın kim olduğu tabii ki bizi ilgilendirmiyor. Ebru Gündeş'in sorunudur sonuçta. Çocuğunun babası. Kimlerle oturup kalktığının hesabını soracak olan da odur. Ama bakınız, işte bu bir algı operasyonu. Türkiye çok güçlü bir devlet. Türk milleti çok güçlü bir millet. Ama bazı noktalarda boş vermişliğimiz olsa gerek, çok ilginç olaylarla, enteresan demedim bu kez, çok ilginç olaylarla karşılaşabiliyoruz. Nasıl? Rıza Zarrab, Amerika'dan FBI yetkilileri geldi. Bakın, CIA'yı da geçin. CIA uluslararası ajanları. Amerika'dan yerel ajanlar Türkiye'ye geldi. FBI yetkilileri Türkiye'ye geldi. Rıza Zarrab'ı aldılar. İstanbul'da rezidansların olduğu Avrupa yakasında bir yerde sözde güvenliği eve götürdüler. Günlerce, haftalarca orada ifadesini aldılar. Orada pazarlıklar yapıldı. Sonra FBI'nin iki ajanı, vizeler halledildi, o halledildi, bu halledildi. Uçakla, üstelik Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağıyla Türkiye'den kaçırdılar. Ve bellerinde silah vardı. Türk istihbaratının müdahale etmesi anında silahlı çatışmaya girmeyi göze almıştı FBI ajanları. Düşününüz. Tabii ki FBI ajanı, takipte CIA ajanları da, çok enteresan gelişmelerdi. Peki istihbarat teşkilatımızın bundan haberi yok muydu? Elbette vardı. Elbette vardı.
Ama durun dokunmayın denildi mi orasını bilemem. Yoksa bir uluslararası suçlu elini kolunu sallaya sallaya ne yapacak? Gümrükten geçecek, oradan geçecek. Zor şeyler bunlar. Bir hırsız Antalya'da bir markete giriyor, hırsızlık yapıyor. İki sucuk çalıyor, iki sucuk. Daha marketin kapısından çıkmadan polis tarafından yakalanıyor. Sen trilyonları götüreceksin. Hürriyet'in manşeti sınır sizin saygı duyarız. Hürriyet'e konuşan Amerikan Savunma Bakanlığı sözcüsü Eric Pound, Türkiye'nin güney sınırında kendi güvenlik kaygılarını gidermek için atacağı adımlara saygı duyarız dedi. Şimdi bu Eric Pound'un imajı bana güven vermiyor. Sizi bilmem ama söylediği sözler de hiç inandırıcı gelmiyor. İşte Türk Hava Yolları'nın yeni üniformaları antrasit ve kırmızıyla ikonik duruş. Güzel midir, şık mıdır tartışılabilir ama şunu söylemekte fayda var. Tunus Hava Yolları içinde host ve hosteslerin kıyafet tasarımları Türkiye'de yapılıyor. Tabii teklif götürülecek, kabul edilirse Tunus Hava Yolları'nın hosteslerinin, hostlarının kıyafetleri Türkiye'deki bir Türk firma tarafından yapılacak. İnşallah olur, inşallah kabul edilir. Çünkü Türkiye'ye bir katma değer sağlayacak bu. Ama dün ben yeni kıyafetleri gördüm, tasarlanan o kıyafetleri gördüm Tunus Hava Yolları için. Emin olunuz ki Türk Hava Yolları için tasarlananlardan 1000 kat daha iyi. Yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Kriz içerisindeyiz. Evet. Vatandaşımız ekmek mücadelesinde. İş insanları da, iş adamları da ekmek mücadelesinde. Çalışıyorlar, çabalıyorlar, üretiyorlar, ihracat yapıyorlar. Arap ülkelerine ihracat yapanların çoğu sıkıntılı. Çünkü paralarını alamıyorlar. Hem de öyle 3-5 bin dolarlar, avrolar değil. Çok yüksek rakamlar ama paralarını alamıyorlar. Devletin bu kişilere, bu iş insanlarına yardım etmesi lazım. Şimdi o paralar gelsin ki Türkiye'ye bir sıcak para girişi olsun. Sıcak para girişi derken de oradan buradan değil, bakın alın teriyle çalışıp üretip kazandığı, sattığı malın parasını alamayan insanlarımızdan bahsediyoruz. Kime satmış? Araplara satmış. Ama alamıyor, alamıyor. İşte bu noktada devlet harekete geçmek zorunda. Bombalara ihat, inat, hayat, çevresi Rus ve Suriye ordusu tarafından çok komik bir şey. Yani çevresi Rus ve Suriye ordusu tarafından günlerdir bombalanan. Arkadaşlar bakınız, eğri duralım, doğru konuşalım. Biz Güneydoğu'da Hendek operasyonları yapmadık mı? Yaptık. Biraz empati. Bizim Güneydoğu'daki Hendek operasyonlarında amacımız neydi? Bölgeyi teröristlerden arındırmak değil miydi? Evet. Peki benim kahraman güvenlik güçlerim, askerim, polisim, jandarmam, özel harekat polisim, jandarma, özel harekat, güvenlik korucularım ve vatandaşım, bölge halkı el ele verip o teröristlerin kökünü kazımadı mı? Kazıdı. O teröristlerin yollara tuzakladığı mayınları, el yapımı patlayıcıları imha etmedi mi? Etti. Bodrum katlara saklanan askerimize, polisimize, sivil vatandaşlarımıza gözü dönmüşçe ateş açan, onları öldürmek isteyen teröristleri etkisiz hale getirmedik mi? Getirdik. Bölgeye huzur getirmedik mi? Getirdik. Oradaki vatandaşlarımız artık daha rahat, daha huzurlu değil mi? Evet. Bunlar aynı zamanda ülkenin bölünmez bütünlüğü için yapılması gereken operasyonlar değil miydi? Evet. İşte Suriye'de bunu yapıyor. Ama sen kalkıp da böyle dersen, çevresi ve Rus ve Suriye ordusu tarafından günlerdir bombalanan dersen, ben bu haberi daha okumam. Okumam. Senin algılarına alet olmam. Sabah gazetesine geçelim. Sabah gazetesi, merhametin sesi olmaya çalışıyoruz diyor sürmanşetteki bir haberiyle. İnsani hizmet takdir ödülünü alan Emine Erdoğan, merhametin sesi olmaya çalışıyoruz dedi. Dünyanın dört bir yana yardım elini uzatan Erdoğan'a ödülünü forum başkanı Paul Palmer takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan, insanlığa yaptığı hizmetlerden dolayı dünyanın en prestijli ödülüne layık görüldü.
Londra'daki ödül töreninde konuşan Erdoğan şunları söyledi. Bu anlamlı ödülün gerçek sahibi din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın nerede bir çığlık varsa yüzünü oraya çeviren ülkemdir, devletimdir, milletimdir dedi. Sabah gazetesinden bir başka haber paylaşalım. 8 ayda 15 bin uyuşturucu taciri tutuklandı. Kaçak yapılara 1500 metre yüksekten dronlu takip. Bunlar Sabah gazetesinde başlık olarak öne çıkan bazı şeyler. Hadi biraz magazine bakalım. Haciz geldi, masal 10 dakikada bitti. Demet Akalın, Okan Kurt ayrılığının nedeni belli oldu. Akalın eşinin 150 milyon liralık borcunu dert etmedi ama Hira etkilenirse evlilik biter dedi. Eve haciz geldi, evlilik mahkemede bitti. Bakınız, iş insanları zorda. Hem de çok zordular yani. Hacizlerle uğraşıyorlar. Kepenk kapatmalar çok çok artacak önümüzdeki dönemlerde. Dahası şu var ki henüz döviz kurlarındaki o ciddi fırlayışların etkileri vatandaşa tam olarak yansımadı. Piyasalara tam olarak yansımadı. Yansıdığı anda küçük ve orta boy işletmelerin çoğu maalesef kepenk kapatmak zorunda kalacak. Sabah gazetesinin manşeti aynı zamanda Sabah Özel Haber logosuyla yayınlanıyor. Umutlarımızı tünele gizledik. Bakınız nedir bu? İşte beyaz miğferlerin Reuters haber ajansı aracılığıyla tüm dünya kamuoyuna bir kez daha bakınız burada kimyasal silah kullanılacak vesaire gibi provokasyonun bir devamı. Alet olma. Sabah Özel Haber diyor ama en azından Sabah gazetesinden Uğur Yıldırım bölgeye gitmiş, en azından fotoğraflamış. Ama bu Reuters'in geçtiği fotoğrafa çok benziyor bunlar. İngiliz haber ajansı diyelim, İngiliz merkezi, İngiltere merkezli haber ajansı Reuters diyelim. Belki o zaman bazı şeyler yerine tam oturur. Çünkü beyaz miğferler dediğimiz bu sözde yardım örgütünün arkasında asli olarak İngiltere ve Amerika var. Sabah İdlib'in güneyindeki ateş hattına girdi. Kazma kürekle kazılan tünellerde verilen yaşam mücadelesini ve yerle bir edilen evleri görüntüledi. Şimdi daha önce bu yorumu yapmıştım. Şu görüşümü paylaşmıştım. Evet, şahsi görüşlerimi paylaşıyorum sizlerle. Biraz da mantık yürütmeye çalışıyoruz. Ama doğru ama yanlış. Ama kimilerini doğru göre, kimilerine göre doğru, kimilerine göre yanlış. Bakınız. Kazma kürekle kazılan tünellerde verilen yaşam mücadelesi. Şu boyutlarda bir tüneli kazmak. Kazma ve kürekle kaç ay sürer? Ben şahsen İdlib'de yaşayan bir Suriyeli olsaydım, çoluk çocuğumla birlikte oraya operasyon yapılmasını mı beklerdim, yoksa çoluk çocuğumu alırdım, Suriye ordusu güçlerine giderdim, Suriye devletine derdim ki, kardeş, tamam, ben sizinle aynı düşüncede değilim. Evet, size muhalifim ama ben burada silah kullanmıyorum. Fikri olarak ayrı olabiliriz, doğrudur. Ama sonuçta bu ülkenin bir parçasıyız. Ben, ailem, çocuklarım güvenli bir bölgede bu savaşın bitmesini beklemek istiyoruz. Bize Şam'da yer gösterin ya da Suriye'nin güvenli bir başka noktasında yer gösterin dese Suriye ordusu, Suriye devleti bu aileleri alıp güvenli bir noktaya taşımayacak mı? Bu algı operasyonları lütfen artık bir kenara bırakalım. Bir yıl önce, bir yıl sonra bakınız. Yürek burkan bir haber. Hürriyet gazetesinde de yer alıyordu. Afrin'in şehidi Fatih Mehmet Han'ın eşi Gamze evlendikleri gün fotoğraf çektirdikleri yerleri tek tek gezdi. Yine poz verdi ama bu kez yalnızdı. Nasıl yürek burkan bir haber değil mi? Ben bu şehidi niçin verdim? Benim milletim niçin şehitler verdi Afrin'de? Hem Türkiye'nin toprak bütünlüğü için hem de bölgemizin huzura kavuşması için. Tüm şehitlerimizi bir kere daha rahmetle yad ediyoruz. Afrin şehidi Fatih Mehmet Han'ın eşi Gamze evlendikleri gün fotoğraf çektirdikleri yerleri tek tek gezdi. Yine poz verdi ama bu kez yalnızdı. Akşam gazetesine geçelim. Yağdan fırsat çıkardılar. Sadece yağ mı Allah aşkına? Yani salça fiyatlarının o kadar yüksek olduğu bir ülke daha var mıdır acaba? Böyle kısa bir süre içerisinde 3 liralık salçanın yani doğru düzgün markası bile yok. Yani 8-9 liralara fırlamış olduğu başka bir ülke var mı acaba? Yani
ne yapıyorsak kendi kendimize yapıyoruz diyorum ya. İşte onun bir kanıtı daha. Merkez Bankası verileri diyor ki, evet Türkiye'de döviz kurları bir anda fırladı ama meğerse o dönemde yabancılar değil, vatandaşlarımız gidip koşa koşa gidip döviz almış. Meğerse reise güvenmeyenler çokmuş diyor Merkez Bankası verileri. Sadece onlar mı? Fırsatçılar anında ortaya çıkarlar. Anında ortaya çıkarlar. Efendim yıllar önce ekmek kuyrukları vardı, bilmem ne margarinler, yağlar işte yoktu vesaire. Şimdi fırsatçılar var. Aynı durum. Demek ki değişen bir şey yok. Döviz kurunu bahane eden fırsatçılar raflardan ayçiçek yağını gizlemeye başladı. Marketlerde istediği marka ayçiçek yağını bulamayan vatandaşlar ürün bulamıyoruz cevabıyla karşılaşıyor. Üretici ise piyasaya ürün verdiği iddiasında. Ya hadi buyurun işin içinden çıkınız. Şimdi bunu muhalif adı altında bir gazete yapmış olsa hemen tepkiler gelecek. Bakın şu haberi muhalif. Yani muhalif derken de siyasi iktidara, siyasi açıdan muhalif. Öyle ya, muhalefetin derdi nedir? Muhaliflik o, muhalefet yapmak. Ama yani şimdi bunu iktidar yanlışı olan, yandaş bir gazetede görünce bazı kesimler tepki göstermiyor ama yandaş olmayan, yani muhalif bir gazetede görenler olsaydı hemen kıyameti koparacaklardı. Oysa Akşam Gazetesi itiraf ediyor, yağdan fırsat çıkardılar diyor. Neler neler söylüyor. Neyse. 1915 Çanakkale rüzgarı geçti. 1915 Çanakkale Köprüsü Çin'in Southwest Jiaotong Üniversitesi'nde 72, 162 ve 299 kilometre hızla esen rüzgarlara karşı teste tabi tutuldu. Köprü Ulaştırma Bakanı Turhan'ın da izlediği testleri tam notla geçti. Tabii ki prototip olarak. İsveç'e kış erken geldi. Milli takımımızın başarısı böyle yer alıyor Akşam Gazetesi'nde. Çözüm için saldırı durmalı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın İdlib'e yönelik saldırının siyasi süreçleri dinamitleyeceğini söyledi. Bu ciddi bir güven bunalımına yol açar. Çağrımız dünya kamuoyunun İdlib'e yönelik muhtemel bir saldırıyı durdurmasıdır dedi. Ama nasıl bir saldırı? Kimyasal provokasyon mu? Ondan mı bahsediyorlar? Amerika'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin Suriye'yi, İdlib'i vurmaya hazırlanmasından mı bahsediyor? Artık bilemiyorum. Ölçüm yapmış, karar vermiş, Hikmet Genç böyle diyor köşesinin başlığında. Muharrem Tornistan'da Kemal'e tur bindirir demiştik. Bindirdi de ince son olarak Apolet'te de çark etmeyi başardı diyor Hikmet Genç. Böyle bir yazı kalem alıyor. Tüyler ürperten FETÖ gerçekleri. Proje terör örgütü FETÖ'nün kollarını nerelere kadar sızdı artık tek tek deşifre ediliyor. Pensilvanya'daki elebaşının talimatıyla devletin kılcal damarlarına giren hainler böyle bulunuyor. Özoğlu Özden şüphesiz itaat, firari Adil Öksüz'ü yakalamakla görevli eski polis müdürü Ercan Özoğlu Öz'ün 2014'te deşifre eden Tamer Topsakal akşama konuştu. Örgüte şüphesiz itaat eden birisiydi. İkinci başlık, Türk Silahlı Kuvvetleri imamı Aselsan'da Roketsan'daki kriptonun itiraflarıyla 900 FETÖ'cünün yuvalandığı Aselsan'da temizlik başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden sorumlu mahrem imamlardan birinin Aselsan'da tekniker olduğu belirlendi. Üçüncü başlık, FETÖ metreyle 4500 kripto. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı geliştirdiği yazılımda 70 ana ve 240 alt kriter belirledi. FETÖmetre adı verilen uygulamayla örgütün mahrem imamları tespit edildi. Sınavlardan telefon kayıtlarına, aile ilişkilerinden alışkanlıkları kadar çok sayıda alanda yapılan detaylı çalışma sonucunda 4500 FETÖ mensubu denizci ile onlardan sorumlu 600 mahrem imam ayıklandı. Liyakat diyoruz. Liyakat, liyakat, liyakat. Son derece önemli. Son derece önemli. Efendim bir sınav sistemi getirdik. Evet bu sınava gireceksiniz de şu sınavdan puan alacaksınız da şöyle olacak da böyle olacak da devlet memuru olacaksınız. İyi de o sınavın sorularının cevaplarını birilerinin birilerine sızdıracağını hiç mi düşünmediniz? İşte sızdırdılar. Böylece hem Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesine sızdılar. Hem Roketsan'a sızdılar. Hem Aselsan'a. Aselsan'daki o sır dolu cinayetler hafızalarınızda mı? Çok önemli projelerde çalışan mühendislerimiz yakın zamanlarda yani birbirlerine çok yakın zamanlarda şüpheli bir şekilde ölü bulunmadı mı? Mesela birisi aracında intihar etmişti.
bak sen. Birisi evinde ölü bulunmuştu. Gibi gibi gibi. Allah rahmet eylesin. O mühendislerimizi hatırlıyor musunuz? Şimdi kafanızda bazı şeyler şekilleniyor mu? Çok da önemli projelerde çalışıyorlardı. Bir de o zamanki bu FETÖ'nün yayın organlarını hatırlayınız. O Aselsan'daki sır ölümlerle, cinayetler daha doğrusu. Onlarla ilgili nasıl manşetler atıyordu? Neler neler, neler neler, neler neler. Geçelim efendim. Liyakat önemli dedik. Evet, liyakatına bakacaksın. Ben sınav yapacağım, bu sınava gireceksin. Hayır, bu adam bu işin okulunu okumuş mu? Okumuş. Bu adam bu işte emek sarf etmiş mi? Sarf etmiş. Yıllarını, mesaisini o işte harcamış mı? Harcamış. Demek ki bu adam bir liyakat sahibi. Başarılı mı? Evet. Hep söylüyorum, bakın yıllardır söylüyorum, tekrar söylüyorum. Ayaklar baş, başlar ayak olmuş durumda. İşte böyle olunca hiçbir kurumda işler doğru düzgün yürümez. Yürüyemez. Geçelim efendim, Karar Gazetesi'ndeyiz. Bu alışkanlığı da FETÖ zaten sağ olsun onlar getirdiler. Bu adam bizim adamımız, bu adam bizim adamımız değil. Bu adam bizim adamımız, bunu alıp kollayalım, şöyle yapalım, işte şuraları getirelim, mevkiler verelim, makamlar verelim. Mevkiler makamlar alsın, bizden olmayanların başına eğsin bilmem ne. Hala da bu mantık var Türkiye'de. Genel olarak bütün çevrelerde var. Bu bizim adamımız, bunu kollayacağız, bunu koruyacağız, işte bunu şu mevkilere getirelim. Bu bizim adamımız değil, tamam bünyemizde ama bizim adamımız değil. Hayır, yanlış bunlar, çok yanlış. Karar Gazetesi yüzyılın en kanlı faciası olur manşetini atıyor. Bakınız yine algı operasyonları vesaire. Diyorlar ki bombalar düşüyor bilmem. Ya günlük hayat her şey yolunda gözüküyor. Fotoğraf karesi bu. Rusya yapanın yanına kar kalır yaklaşımıyla İdlib'deki 3,5 milyon sivilin üstüne bomba yağdırmaya hazırlanırken Birleşmiş Milletler kapıdaki katliama bugüne kadarki en çarpıcı uyarıyla dikkat çekti. 21. yüzyılın en büyük insani kayıpları yaşanmadan bu sorunla başa çıkmanın yolları aranmalı diyor Karar Gazetesi. Bu Birleşmiş Milletler'in haberini manşetine taşıyor. Şimdi dedik ya programımızın ilerleyen dakikalarında şu nafaka mağdurlarının sorunlarını konuşacağız. Konusunda uzman bir avukatla. Gelin şuraya. Şu abire bir yakınlaştıralım arkadaşlar. Oğlunu icra memuruna vermeyince tutuklandı. Bu ibretlik bir haber. Benzer bir olayda Antalya'da yaşandı. İstanbul'da 10 yaşındaki Yağmur'un haciz memurları zoruyla babasından koparılmasıyla simgeleşen utanç manzarası Erzurum'da bir adım daha ileri taşındı. Eşiyle boşanma aşamasında olan 29 yaşındaki Tugay, oğlu 4 yaşındaki Mehmet Mert'i icra memurlarına teslim etmediği gerekçesiyle 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklanan baba Demir parmaklıklar ardından isyan etti. Benim çocuğumun kalbi yüzünü soldurmasınlar. Çocuğumun kalbini yüzünü soldurmasınlar. Bakınız. Boşanma aşamasında bir baba. 4 yaşındaki oğlunu icra memurlarına vermedi diye 6 ay hapis cezası aldı. Demir parmaklıkların arkasında. 6 ay evladından uzak. Hangi anne baba evladını icra memuruna verir arkadaş? Hangi anne baba verir? İcra memuru evinize geldiğinde bir eşyayı almak istediğinde karşı çıkıyorsunuz. Kaldı ki evlat. Candan öte ya. Antalya'da da 7 yaşındaki bir kız çocuğu. Yine velayeti babasına veriliyor. Boşanma 2012 yılında gerçekleşmiş. Velayet babasında. Bir süre önce anne dava açıyor, velayeti kazanıyor. Çocuğu icra marifetiyle babasından almaya çalışıyor. Kız çocuğu gidiyor 7 yaşında. İstemeye istemeye gidiyor annesinin yanına. Annesinin yanında darp ediliyor. Babası kızını gördüğü zaman adeta küplere biniyor. Hemen hastaneye götürüyor kızını. Darp raporu alıyor.
Çünkü darp edilmiş kız. Annesinin evinde darp edilmiş 7 yaşındaki kız. Mahkeme tekrar velayeti babaya veriyor. Ya bunlar çocuk oyuncağı mı Allah aşkına? Bakın bu çocuklar bizim geleceğimiz. Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Bu çocukların ruh sağlığının yerinde olması lazım. Bu çocuklara bu işkenceyi, bu acıyı çektirmeye kimsenin hakkı yok. Yok, yok. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Hadi bir araya gidelim, ardından tekrar karşınızda olacağız. Bugün 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümü sevgili seyirciler. 12 Eylül 2018 çarşambayı gösteriyor takvim yaprakları. Haftanın 3. iş gününde sizlerle birlikte gelişmelere, haberlere göz atmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayınlandı resmi gazetede. Buna bir bakalım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan Kamu Binaları Standartları Rehberi bakanlığın resmi internet sitesinde yayınlanacak. Cumhurbaşkanı onayladı ve resmi gazetede yayınlandı. Bunu sizlerle birlikte paylaşmış olalım. Bu arada programımızın ilerleyen dakikalarında nafaka konusunda uzman bir isimle sevgili seyirciler bu konuyu konuşacağız. Sizlerden de bu konuda çok sayıda mesajlar gelmiş. Bunları da konumuza sormaya çalışacağım. Twitter üzerinden ulaşabilirsiniz. @sunucuspeaker sosyal medya Twitter hesabındaki uzantımdır, adresimdir. Tekrar edeyim, sunucuspeaker. Buradan nafaka konusundaki merak ettiğiniz konuları sorabilirsiniz. Biz de uzmanımıza soracağız. Gazetelerle devam edelim. Milliyet var sırada. Sürmanşette karma eğitim tartışması başlığı dikkat çekiyor Milliyet gazetesinde. Milli Eğitim Bakanlığı'nın dün hedef alındığı bir haber vardı. Bazı gazetelerde bakınız ona Milliyet sürmanşette üst noktada karma eğitim tartışması diyerek dahil oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı tartışmaları neden olan karma eğitim hükmünün mahkeme kararıyla kaldırıldığını vurgulayarak okullarda karma eğitiminin sonlandırılmasının veya böyle bir ortama zeminin hazırlanmasının söz konusu olmadığını açıkladı. 11 aydır bulunduğu Doğu Karadeniz bölgesinde artan turizm potansiyeli üzerine talebi karşılayamayan dünyaca ünlü Ayder Yaylası'na alternatif aranan 11 yayla belirlendi. Rize'de oluşturulacak bu turizm merkezleri için kaçak yapılaşmanın önlenmesi amacıyla imar çalışması başlatıldı. Kaçak yapılaşmayı bir kenara koyun da HES'lere kurban etmeyin buraları. HES. HES'tir o. Nedir o? HES'tir o. Bu yeni cennet köşelerini HES kurbanı etmeyelim. Kaçak yapılaşmayı bir kenara koyun da HES midir doğanın katili? Yoksa tabii ki kaçak yapılaşmada çok ciddi bir sorun ama öncelik HES, HES. Bu arada su demişken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda küçük su alan bir vatandaş, küçük su şu kadar, 2 tane almış ve karşılığında 12 lira, doğru mu hatırlıyorum? Evet, 12 lira para ödemiş. Küçük su, tanesi 6 lira. Vatandaş isyanda, fişini paylaşıyor. Aldığı fişi paylaşıyor. Bu nedir yahu diyor. Bir vatandaş gazlı içecek almış. Kol almış, öyle diyelim daha iyi anlaşılsın. Bir de badem almış. Ödediği para 40 küsur lira. Bir kutu kola 21 lira. Düşünebiliyor musunuz? Peki başka. Bir vatandaş çay içmiş. Çay 9 küsur lira. Bir bardak, iki bardak çay 18 lira. Çok fahiş fiyatlar, fahiş fiyatlar. Dur bakalım yeni havalimanında ne olacak bu fiyatlar? Öyle ya, yeni adı üstünde. Dünyaca masraf edildi oraya. O para bir yerden çıkacak. Dün de bir değerli vatandaşımız 3. köprüden geçmiş ve fişi bize göndermişti. 45 küsur lira, 45 lira. El insaf diyordu. Her gün geçtiğimiz köprü. 45 lira. Her gün 45 lira verecek olursanız ne olur? Bir düşünün yani. 5 dakikada boşandılar. Başka gazetelerde 10 dakika diyor ama olsun. 5'in 10'un önemi yok. Niçin boşandılar? Çünkü borç alacak icralar Okan Kurt'un başını yemiş durumda. Bir evliliğinde bitmesine neden oldu. Milliyet gazetesi Fetrometre'den kaçış yok diyor. Fetrometre'den kaçış yok manşetinin alt spotu şöyle. Deniz kuvvetlerinde oluşulan ekip
Tümamiral Cihat Yaycı'nın geliştirdiği FETÖ-METRE'li 4500 FETÖ'cü asker ve 600 sivil imamı deşifre etti. 9 ilde 27 muvazzafa gözaltı, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik Kayseri merkezli soruşturmada 9 ilde 27'si muvazzaf, 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 2011'deki komiserlik sınavı sorularını sızdıran 40 şüpheliden 32'si gözaltına alındı. Bursa'da da daha önce meslekten ihraç edilen 25 polis hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bu FETÖ örgütü benim de telefonlarımı dinledi, uzun bir dönem dinledi. Sevdiğim bir emniyet amiri arkadaşımın da telefonu uzun süre dinledi. Tabii ki bir suç unsuru hiçbir şekilde çıkartılamaz. Çıkartamadıkları için de bize dokunamadılar, yapamadılar. Yapamadılar. Neyse. Gelmek istediğim nokta şu. Bakın, bu FETÖ operasyonları devam ediyor mu? Ediyor. Tamam. Devam etmek zorunda zaten. Bakınız, bu FETÖ örgütü devletin kurumlarına nasıl da sızmış. Liyakat sahibi olanlar boşta gezerken, İşsiz gezerken ya da işini yapamazken ne yapıyor? FETÖ. Her yere temizlikçisine kadar kendi adamını yerleştirmiş durumda. İşte ülkenin geldiği hal bu. Ülkenin geldiği hal bu. Kimse kusura bakmasın ama bu örgüte yol veren ben değilim. Bu örgütün gerçek yüzünün yıllardır haberlerde dile getiren benim. Yıllarca haberlerini yaptık. Bunların gerçek yüzü budur diye. Yıllarca, daha önce çalıştığımız medya kuruluşlarında da yaptık bunları. Neyse. Hadi gelelim gelmek istediğimiz noktaya. FETÖ operasyonları devam ediyor. Bakınız, Deniz Kuvvetleri'nde 4500 FETÖ mensubu denizci askerle 600 sivil mahrem imam ortaya çıkarıldı. Bravo, tebrik ederim. Çok önemli bir operasyon. Çok tebrik ederim. Şahsen, Tümemrel Cihat Yaycı geliştirdi bu FETÖ-METRE denilen şeyi. İyi de, bu operasyonlar devam ederken gözaltına alınan bu on binlerce FETÖ'cüden bir tanesi de çıkıp demiyor mu? Yahu siyasi ayağında şunlar var. Şu, 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 şu. Ya da devlet bunları bilmiyor mu? Çok enteresan, çok ilginç. Geçelim efendim. Sırada Milli Gazete var. Yanlış değilim değil mi? Evet, Milli Gazete ne diyor efendim? Bir sürü manşete çıkalım. Logonun üstüne bir çıkalım Milli Gazete'de, bakalım neler var sürmanşette, daha sonra manşete inelim. Şarbon yayılıyor. Türkiye'de şarbon vakaları gün geçtikçe daha da artıyor. Ankara, Sivas, Silivri ve Bitlis'in ardından geçtiğimiz gün Kayseri'de iki mahalle şarbon karantinasına alındı. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Temiz, şarbon konusunda gerekli önlemlerin alındığını ve kontrollerinin sürdüğünü söyledi. Son 6 aydır kamudaki veteriner hekimlerin görevlendirilmesinin iptal edildiğini söyleyen Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül ise, hal böyle olunca yurt dışında seçilen ithal hayvanlar veteriner hekimin kontrolü olmadan ülkeye giriş yapıyor dedi. Çin malı çerez yerliği vurdu. Türkiye'de yıllık 2,5 milyon ton ayçiçeği tüketiminin 1 milyon tonu ithal ürünlerden oluşurken, Çin'in ülke pazarındaki hakimiyetinin devam etmesi durumunda yerli üretim durma noktasına gelecek. Evet, biz Çin'de işbirliği yapmalıyız ama Çin'de işbirliği yapacağız derken, ticaret yapacağız derken kendi tarımımızı da bitirmemeliyiz yani. Ya düşünsenize, ayçiçeği. Trakya'ya gittiğiniz zaman ayçiçek tarlaları sizi karşılar ama bundan sonra karşılamayacak gibi. İthal ürünlere uygulanan düşük vergiler sebebiyle Çin malı çerez Türkiye piyasalarını alt üst etti. Geçen yıl 5.2 liradan ay çekirdeğini satın alan üretici, bu yıl Çin'in 2 liralık ürünlerinin Türkiye pazarına girmesiyle 4 liradan bile alıcı bulamıyor. Üreticinin durumu zor. Gelelim Milli Gazete'nin manşetine. Yüksek faiz yolda, son derece sıkıntılı bir dönemden geçen ekonomi için 13 Eylül tarihi kritik bir hal aldı diyor Milli Gazete. Yarına dikkat çekiyor. Piyasalar Perşembe günkü para politikası kurulu toplantısına kilitlendi. Faiz artırımı ekonomik krizden çıkışın tek yolu olarak gösteriliyor. Ekonomik gündem de buna göre demleniyor. Yapılan haberler güçlü bir faiz artışı beklentisini tetikliyor. Piyasalar faiz ve kur oyununa mahkum edilirken başka seçenekler ve arayışlar göz ardı ediliyor. Devletin haber kuruluşları dahi yaptıkları servis ve yayınlarla faiz artırımına yol yapıyor. Dün ne dedik? Anadolu Ajansı'nın geçmiş olduğu bir haberi üstüne basa basa dün ifade etmedik mi? Ettik.
Bakınız ne diyor Milli Gazete'de? Devletin haber kuruluşları dahi yaptıkları servis ve yayınlarla faiz artırımına yol yapıyor. Biz doğruları söylemeye devam edelim. Ben doğruları söylemeye devam edeyim. Kimilerinin hoşuna gider, kimilerinin hoşuna gitmez olabilir. Bu doğruları söylediğim için bugüne kadar çok sayıda medya kuruluşundan buyurunuz kapı burada da ifadesiyle karşılaşmıştım. Ama bundan sonra da ne olursa olsun. Bakınız ben doğruları söylemeye devam edeyim de. Kimilerine göre doğru, kimilerine göre yanlış. Evet tartışılabilir ama zaman her şeyin ilacı. Murat Şahin'in doğru söylediği bugün olmasa yarın, yarın olmasa 3 ay sonra, 1 yıl sonra, 3 yıl sonra ortaya çıkacak. İstanbul'da yollar göle döndü. Alıştığımız durum tabii ki. Eğer İstanbul'da iktidar partisi değil de muhalefet partilerinden birinin üyesi belediye başkanı olsaydı, bakınız yandaş gazeteler bugün İdlib midlib değil hep bu manşette çıkardı. İstanbul şöyle oldu, böyle oldu, mega kent filan. Hayır, mega kent hikaye. İstanbul bakınız. Sürücüler göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti. İstanbul'un bazı ilçelerinde aniden basran yağmur sele neden oldu. Şiddetli yağış nedeniyle göle dönen yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Yine bir alt geçit araç suya gömülmüş. Sürücü de çıkmış aracın üstüne canını kurtarabilmiş. Elini cebine atmış. Elinde telefon diğer elinde. Yardım istiyor, yardım bekliyor. Yıl 2018. Yıl 2018 ve 2018'in İstanbul'unda bu manzaralarla karşılaşıyoruz. Mevcut belediye başkanı Mevlüt Uysal, 2019'daki yerel seçimlerde kuvvetli ihtimal İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na aday gösterilmeyecek, yerine başkası gösterilecek. Bu da acaba verim alınamadı mı sorusunun sorulmasına neden oluyor gibi. Bu arada dün İstanbul'da aniden bastıran o şiddetli yağış az kalsın havada bir faciaya neden oluyordu. Türk Hava Yolları'na ait Boeing 737 tipi bir uçak kuvvetle muhtemel piste iniş yapamadı ya da son anda pas geçti ve geri döndü, kuzeye doğru yol aldı. Alçak irtifada. Türk Hava Yolları'nın uçağının geçişinden kısa bir süre sonra aynı noktada, kesişme noktasında Atlas Jet'e ait bir A320 tipi yolcu uçağı Atatürk Havalimanı'nın küçük pisti diye tabir edilen Ataköy yönünden yaptığı yaklaşmada son anda pas geçti ve kalkışını iptal etti. Eğer saniyeler önce bu uçaklar birbirine denk gelmiş olsalardı Bakırköy üzerinde, İncirli üzerinde bir felaket yaşanacaktı. Benden uyarısı. Şahsen gözlerimle gördüğüm bir olayı paylaştım sizlerle. Çoğu kişinin haberi yok bundan. Çoğu kişinin haberi yok ama neyse. Neyse. Hazine 3.3 milyar lira borçlandı. Olsun, borç yiğidin kamçısıdır. Türkiye'de borçsuz yaşayan kaç kişi var ki? Hele ki işçiler, emekçiler. Hazine Müsteşarlığı söz konusu ihalede 2 yıl vadeli, 6 ayda bir %11.50 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede ortalama basit faiz %23.71 oldu. Sıradaki gazetemiz Orta Doğu, öyle mi? Evet. Orta Doğu gazetesi emekliye zam, hastaya maaş manşetini atıyor. Manşet daha doğrusu devletten iki büyük destek. Emekliye zam, hastaya maaş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü sosyal devlet vizyonu çerçevesinde iki yeni adım atılıyor. 1000 liranın altında emekli maaşı kalmayacak, hasta çalışan mağlul maaşı alacak. Şöyle bir durum söz konusu. Ekonomik kriz almış başını gitmiş. Fırsatçılar sahnede. Her şeyin fiyatı artmış. Elektriğe, doğalgaza bir ay içerisinde iki kez zam gelmiş. Bu ay içerisinde yine zam gelebilir. Akaryakıta sürekli zam geliyor ama pompa fiyatlarına yansımaması için ÖTV'den düşürülüyor. ÖTV'den vazgeçiliyor. Yani özel tüketim vergisinden vazgeçiliyor. Bu ÖTV'nin de 99 depremi sonrası depremin yaralarını sarmak amacıyla getirilen bir vergi olduğunu ama kalıcı hale getirildiğinde hatırlatmakta fayda var. Bugüne kadar toplanan ÖTV ile kaç kez yaralar sarılırdı da neyse. Şimdi düşünsenize devlet 99 depremi sonrası yaraları sarmak için vatandaştan vergi topluyor. Evet, bunun adı da ÖTV oluyor. ÖTV 99, 2018, 19 değil mi? 19 senedir toplanıyor. Bugüne kadar toplanan o ÖTV gerçek manada depremin yaralarını sarmak için kullanılmış olsaydı bugün Türkiye'de deprem riski yaşayan bina olmazdı. Benim cebimden depreme karşı vergi alıyorsunuz ama depremde, olası bir depremde
yıkılacak binaları yenilemiyorsunuz. Devletin asli görevi değil mi bu? O zaman o vergiyi benden niye alıyorsun? Ama bunu sormak benim hakkım. Çünkü devlete vergiyi veriyorum. ÖTV'nin amacı da deprem. Yıkılmayı bekleyen, olası bir depremde ölecek yüz binlerce insandan bahsediyoruz. 40 yıllık, 50 yıllık binalar. Vatandaş zar zor bir ev almış. Başını sokmuş. Çoğu da emekli. O binayı müteahhite verip üstüne 100 bin lira, 200 bin lira verip binayı yeniletebilecek, daire başına yeniletebilecek bir durumları yok. Hükümet yetkilileri de sağ olsunlar, bu ilçe bize oy vermedi, bu ilçenin belediyesi başka partide, biz buraya iki kat imar vermeyeceğiz bu yüzden diyor. Açıkça bunu yapıyor. Eğer oraya iki kat imar izni verilirse ne olacak biliyor musunuz? Müteahhitler gelecek, cebinde parası olmayan vatandaşın kapısını çalacak. Evet, sizin cebinizde para yok, siz emeklisiniz vesairesiniz, zaten zar zor geçiniyorsunuz ama devlet iki kat imar izni verdi bölgenize. Ben geleyim, binanızı yıkayım, yeniden yapayım, o iki katı da ben alacağım. Bakınız, bazı şeyler zor değil, sadece bürokrasi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Deprem riski yaşayan 40 yıl ve üzeri olan binalarda gelir düzeyi sıfır, çok düşük olan insanlardan para alınmadan o binaların yenilenmesi için 2 veya 3 kat imar, ek imar izni verilmesine onay. Üsküdar'da bunu yaptınız. Acaba niye yaptınız? İstanbul Üsküdar. Yani 1000 liranın altında emekli maaşı söz konusu olabilir mi artık? Asgari ücret 1600 küsür lira. Hadi deyin 1700 lira. Zaten o bile geçinmeye yetmiyor. İstanbul'da ev kiraları 1500 lira ya. Neyse. Efendim, okula gidecek çocuğu olan ailelere devlet eğitim dönemi öncesi en az 1000 lira destek vermek zorunda. Bunun yanı sıra ister özel sektör olsun, ister kamu sektörü olsun, İnsanlarımıza, vatandaşlarımıza 13. maaşı uygulaması getirilmek zorunda. Çok güzel diyorsun, iyi diyorsun, hoş diyorsun da kaynak nerede? Kaynak öyle var ki, kaynak öyle bir var ki. Geçelim efendim. Rusya'dan büyük gözdağı, 1981 yılında yapılan tatbikattan bu yana Rusya'nın gerçekleştirdiği en büyük tatbikat diyorduk. Gazeteden devam edelim efendim. Bu haberin devamı neymiş? Evet, en büyük tatbikat olan Vostok 2018'e başladı. Tatbikatı Rusya Savunma Bakanlığı Facebook hesabından duyurdu. Tatbikatta 300 bin asker, 1000 hava aracı, 36 bin tank ve askeri araç, 80 gemi ve deniz aracı yer alıyor. Bu bir gövde gösterisi midir? Gövde gösterisidir ama aynı zamanda savaş sinyalidir. Zira Birleşmiş Milletler'de, yanlış değilsem, hatırlamıyorsam, Avrupa'da geniş kapsamlı bir tatbikat yapıyor. Yani savaş koptu kopacak, koptu kopacak. Yeni havaalanına genç test, İstanbul Yeni Havalimanı'nda işleyişi test etmek için 3 büyük prova yapılacak. Provalarda 5000 üniversite öğrencisi yolcu gibi havalimanına gelecek. Öğrenciler gerçek yolcular gibi check-in yaptıracak. Pasaport kontrolünden geçecek, uçağa kadar gidecek. Provalarda yaşanabilecek olası aksilikler belirlenerek giderilecek. Evet, bu yapılması gereken bir uygulama zaten. Dünyanın diğer noktalarında kontroller bu şekilde yapılıyor. Türkiye'de de yeni havalimanı için, 3. havalimanı için üniversite öğrencileri kullanılacak. Göz kırpmak cinsel taciz sayıldı. Yeni Çağ Gazetesi'nde logonun üstünde, yani sürmanşette yer alan haber başlıklarından biri. Duruşma sırasında eski nişanlısının kız kardeşine göz kırpan sanık ceza aldı. Göz kırpmak cinsel taciz sayıldı. Antibiyotikleri yenen bakteri, daha önce bunu sizlerle paylaşmıştık geçen hafta. Bilim insanları insan derisinde yaygın görülen bir bakterinin bilinen tüm antibiyotiklere karşı direnç geliştirdiğini keşfetti. Süper bakteri türü küresel olarak yayılıyor. Küresel. Şimdi biz şarbonla baş edemiyoruz. Bu bakteriyle nasıl baş edeceğiz? Şarbon bilinen, tedavisi olan, sadece kontroller yapılmadığı için ülkemizde geniş bir kesimde görülmeye başlanan bir rahatsızlık. Yani bunun önüne nasıl geçeceğiz? Tarım toprağıyla denizi doldurdular. Trabzon'da yapımı süren 800 bin metrekarelik sosyal ve kültürel yaşam alanının sahil dolgusunda tarım toprağı kullanılması tepki çekti.
Bu yasaya aykırı tarım toprağı yok edilemez diyor Yeni Çağ Gazetesi. Şimdi Trabzon'da yapımı süren 800 bin metrekarelik sosyal ve kültürel yaşam alanı. İyi de denizi niye işgal ediyorsun ya? Denizde de yaşayan canlılar var. Onların alanlarına nasıl müdahale edersin? Biz denizi doldurma konusunda da maşallah ustayız. Bu gidişte kara suları alanımız kalmayacak yani. Oltayı atacaksın hop kara sularımızı aşmış olacak. İstanbul'da Bakırköy ilçesinde, Ataköy'de göz göre göre denizi doldurmadılar mı? Bildiğiniz denizin ortasını doldurdular. Gemilerle, kamyonlar, tırlar gemilerin üstündeydi. Gemiler o kamyonları taşıdı. O kamyonların taşıdığı toprak vesaire artık neyse kayalıklar denizin ortasına döktüler. Denizi bildiğiniz doldurdular ve üstüne trilyonluk evler diktiler. Bildiğiniz deniz ya. Bakın aynı şey Karadeniz'de yaşanıyor, Trabzon'da yaşanıyor. Bu gidişle kara sularımız kalmayacak. Deniz doldurma konusunda uzmanız. Bravo bize. Türkiye tuzağa düşürüldü. İdlib'de çok tehlikeli bir sürecin yaşandığını belirten güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Türkiye'nin radikal grupların hamisi ve işbirlikçisi pozisyonuna sokulduğunu söyledi. Abdullah Ağar'ı tanırım, yakinen tanırım. Daha önce de farklı medya kuruluşlarında çalıştık. Böyle bir uyarıda bulunuyor. Yargıtay'dan kredi kartına destek. Bu nasıl bir destek? Merak ettim. Ekonomide diyor, sayfa 7'de diyor. Bir açalım bakalım. Sayfa 7'de ne görüyoruz efendim? Kredi kartı deyip geçmeyeceksin. Kart sahibi için yüksek yargıdan önemli karar çıktı. Yargıtay bankamatik kredi kartı çalınır ya da zorla tehditle alınırsa kart sahibinin 24 saat içinde bankaya bildirmesi durumunda sadece çekilen 150 liradan sorumlu olduğuna karar verdi. Saatler 8.34'ü gösterirken devam edelim. Bir sonraki gazetemize geçelim efendim. Suyu bulandırmayın Yeni Şafak'ta sürmanşette yer alan bir başlık. Yabancı sermayeli su markaları kur artışını bahane ederek ambalajlı suya %60'lara varan zam yaptı. 1 liraya satılan yarım litrelik pet şişe suyunu 2 liraya çıkaran firmalar var. 19 litrelik damacana suyu ise İstanbul'un bazı semtlerinde 12-13 liradan 20-22 liraya fırladı. Ben geçen hafta bu konuya dikkat çekmedim mi? Çektim. Büyük marketlere girdiğiniz zaman su bulamıyorsunuz dedim mi? Dedim. Market yöneticilerinin, farklı farklı market yöneticilerinin verdikleri yanıtları sizlerle paylaşmadım mı? Paylaştım. Demek ki suya da, içecek suya da zam gelecek demedik mi? Dedik. İşte Yeni Şafak bir hafta sonra bunu sürmanşetinden duyuruyor okuyucularına. Ne diyor? İçme suyuna %60'lara varan zam yapıldı. Hani markete giriyorsunuz ya, susuyorsunuz, markete giriyorsunuz, su alıp içeceksiniz. Su yahu bu. Yaşamın temel kaynağı. Bir vatandaşımız yorum yapmış. Hadi elektriğe gelen zammı anladık. Doğalgaza gelen zammı anladık. De suya niye zam geliyor arkadaş? Ama efendim şöyle de böyle de şöyle de böyle de şöyle de böyle de diye bahane üretmekte üstüne yok bazı kesimlerin zammı savunma konusunda. Rahmetli Süleyman Demirel'in seçim sonrası söylediği o sözler aklıma geldi. Biz zam yapmak ister miydik? Biz seçildik, koltuğa oturduk, zammı kucağımızda bulduk gibi bir ifadesi var. Mecbur kaldık. Biz istemedik, mecburen yaptık gibi bazı şeyler söylemişti rahmetli Demirel. O geldi aklıma efendim. Yeni Şafak manşeti hem sondaj hem savaş kemileri, İdlib'deki katliam endişesi, Akdeniz'de 10 yıllarca sürecek enerji savaşları için yapılan hamleleri gizliyor diyor. Kıymet Sezer ve şöyle devam ediyor. Amerika bölgeye komuta gemisi, İngilizler ise nükleer denizaltı gönderiyor. Savaş gemilerini sondaj gemileri takip edecek. Önce Amerika sonra da Fransız, İngiliz, İtalyan şirketleri doğal gaz zengini bölgede sondaja başlıyor. Nerede? Akdeniz'de. Nerede? Türkiye'nin yine burnunun dibinde. Irak Türkiye'nin burnunun dibi değil midir? Evet. Suriye Türkiye'nin burnunun dibi değil midir? Evet. İran, Amerika'nın ısrarla karıştırmaya çalıştığı İran, Türkiye'nin burnunun dibi değil midir? Evet. Geçelim Akdeniz. Türkiye'nin burnunun dibi değil midir? Evet, burnunun dibidir. Bakınız tüm bunları bir araya getirecek olursanız ne oluyor? Küresel güçlerin, emperyalist devletlerin asıl hedefinin Türkiye olduğu sonucuna ulaşmak pek de zor değil. 24 saat sevkiyat Türkiye İdlib için alarma geçerken askeri sevkiyat aralıksız sürüyor. Çeşitli birliklerden gönderilen tank ve zırhlı araçlar Hatay'a, oradan sınır birliklerine gidiyor. Türk bayraklarıyla donatılan Reyhanlı ilçesinde çocuklar Mehmetçi'ye en büyük asker bizim asker sloganlarıyla sevgi gösterisinde bulunuyor.
Evimizi terk etmeyiz. İdlib'den bir fotoğraf karesi. Az önce farklı bir gazetede de aynı fotoğraf karesini görmüştük. Evet, bir poz verme söz konusu. En azından şu motosikletin ayak dayama yaslama kısmı var ya, onu bir kapatın bari. Algıyı yapıyorsunuz da doğru yapın bari. Bakınız burada bir Kalaşnikov. Bir silah. Ne diyor? Evimizi terk etmeyiz. Size evinizi terk edin diyen yok ki. Geçici olarak ülkenizin bir başka noktasına gidiniz. Geçici olarak ülkenizin bir başka noktasına gidiniz. Eğer çocuklarınızı gerçekten düşünüyorsanız ne yaparsınız? Teröristlerin bulunduğu bölgeden uzaklaşırsınız. Ülkenizi terk edin diyen yok size. Ülkenizin güvenli noktalarına gidin. İdlib'in bedelini dünya öder. Hayır, İdlib'in bedelini ödese Türkiye öder. Yanlış politikalar nedeniyle Türkiye öder. Ne yapmak gerek? Kardeşim, Esad demek gerek. Bu zor bir şey değil. Daha düne kadar kardeşim Esad'dı. Sonra bir katil Esad oldu. Katil Esad ifadesinin sahibi Amerika'dır. Tekrar Amerikan dilinden kurtulup, Amerikan söylemlerinden uzaklaşıp, kardeşim Esad ifadesini kullanmamız lazım. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye Cumhurbaşkanı'yla nasıl bir alıp veremediği mevzu var, orasını bilemem. Orasına karışamam ama bu atışma Türkiye'yi parçalar. Yanlış. Amerika küresel kaos peşinde. Amerika baskı, şantaj, tehdit ve suikast politikalarıyla küresel kaosu tetiklemeyi amaçlıyor. Daha düne kadar FETÖ eliyle benim ülkemde darbe girişiminde bulunan bir ülkenin söylemini niçin kullanırım ki? Niçin katil Esad derim ki? Ya da niye şöyle derim ki? Niye benim ülkemde darbe girişimi yapan bir ülkenin, Amerika'nın politikalarına uygun hareket etme ihtiyacı hissederim ki? Eğer bunu yaparsanız birileri de kalkıp işte o tiyatroydu der. Kimse de tepki göstermemeli o zaman. Geçelim efendim. Okullara kantin kart neymiş? Buna bir bakalım. İstanbul'da okul kantinlerinde nakit yerine elektronik kart uygulamasına geçiliyor. Velilerin dilediği kadar para yükleyebileceği kartlarla çocuklarının harcamalarını takip etmeleri mümkün olacak. Bak. Öğrencileri gasptan, uyuşturucudan koruyacak uygulama ilk etapta 500 pilot okulda başlıyor. Vatandaş çocuğunun cebine para koyamıyor ki. Kart koysa ne olacak? Bir de o kartın depozitosu vardır, bilmem nesi vardır, şusu vardır, busu vardırsa eğer yandı gülüm keten elva. Star gazetesi yansısın ekrana. Araya gidiyoruz. Peki, tamam. Kısa bir araya gideceğiz. Ardından Star gazetesi ve diğer gazetelerdeki haberlere göz atacağız. Takvim yaprakları 12 Eylül 2018 Çarşamba'yı gösteriyor. Ulusal Kanal ve 100.8 frekansından yayın yapan Ulusal Radyo ortak yayınında bir kez daha günaydın diyoruz. Güzel ülkemiz, Türkiye'mizin dört bir yanına. Mesela Ağrı'ya, mesela Iğdır'a, Kars'a, Şanlıurfa'ya, Diyarbakır'a, Gaziantep'e, Sivas'a, Samsun'a, Niğde'ye, güzel ülkem, Türkiye'min dört bir yanına, Antalya'ya, İzmir'e, Trakya'ya, Edirne'ye, Ankara'ya, her yere günaydın diyoruz. Sesimizin ve görüntümüzün ulaştığı dünyanın dört bir noktasına da selamlarımızı iletiyoruz. Gazetelerimize göz atmaya devam edelim. İlerleyen dakikalarda Sayın Çağla Çineli ile birlikte sevgili seyirciler, nafaka konusunu konuşacağız. Gazetelere göz atalım, ardından nafaka konusunu gündeme getireceğiz. Sosyal medyadan da sorularınız yansımaya gelmeye devam ediyor. Ekrana da gazetemiz yansıyor. Amerika yine 12 Eylül günlerini arıyor. Star gazetesi sürmanşetten böyle bir başlık atıyor. 38 yıl önceki 12 Eylül darbesini iyi anlarsak, bugün Amerika ile yaşadığımız sıkıntıların teşhisini de doğru koyarız diyor Nuh Albayrak köşe yazısında. Peki, iyi güzel de benim ülkemde defalarca darbe yapan ve darbe girişiminde bulunan, en son 2 sene önceydi hatırlayınız. Bu Amerika'nın ağzıyla konuşmak da pek de doğru bir şey olmasa gerek, değil mi? Özellikle komşularla ilişkilerde. Suriye meselesi mesela.
Star gazetesinin manşeti bedelini dünya öder. Erdoğan'dan İdlib uyarısı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Esad rejiminin, daha doğrusu Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Esad'ın İdlib'e gerçekleştireceği saldırının, hayır, bölgeyi teröristlerden arındırma operasyonunun bölgeyi insani felakete sürükleyeceğini söyledi. Hayır, bölgeyi teröristlerden temizleme operasyonu nasıl yani? Sen Cumhurbaşkanı sözlerini mi yalanlıyorsun? Hayır, yalanlamıyorum. Sadece o olduğu olan neyse onu anlatıyoruz efendim. Dünyayı uyardı. Bedelini sadece masum siviller değil, tüm dünya öder. Bu manzaraları ben ülkemde Güneydoğu'da yaşadım mı? Yaşadım. Yakın zamanda yaşadım mı? Yaşadım. Dünya bu operasyonlara tepki gösterdi mi? Gösterdi. Ama ben inatla, ısrarla bu terör operasyonlarını sürdürdüm mü? Sürdürdüm. Niçin yaptım? Ülkemin bölünmez bütünlüğünü korumak için ve bölge halkının güvenliğini sağlamak için. Geçelim bir sonraki gazetemize. Bir sonraki gazetemiz Vatan, Sarraf'ın sushi keyfi diyor gazete sürmanşetteki haberiyle. Rıza Sarraf, Amerika'daki Hakan Attila davasında itirafçı olduktan sonra sırra kadem basmıştı. New York'ta Robert De Niro'nun ortak olduğu dünyaca ünlü Japon restoranı Nobu'da görüntülendi. Demek ki Sarraf'ın keyfi yerinde, çok keyif içerisinde Amerika'da günübirlik yaşıyor işte, gününü gün ediyor yani. Nasıl kaçırdık şu adamı elimizden? Onu düşünmemiz gerekiyor. Bir varmış, bir yokmuş. Vatan Gazetesi'nin manşeti. Şehit assubay eşi için sen benim masalımın kahramanısın demişti Gamze Mehmet Han. Evlilik yıl dönümlerinde düğünlerindeki fotoğrafların aynısını çektirdi ama bu kez tek başınaydı. Afrin şehidimizin eşi. Bugün Vatan Gazetesi'nde manşet. Tüm şehitlerimizi bir kere daha rahmetle, saygıyla yad ediyoruz. Sonraki gazetemiz ekrana yansıyor. Sonraki gazetemiz bakalım ne? Yurt Gazetesi, İstanbul'u istemiyorum, Cumhurbaşkanı olacağım sürmanşetiyle okuyucularıyla buluşuyor. CHP'li Muharrem İnce, yaklaşan yerel seçimler için kurultay tartışmalarının bir kenara bırakılmasını istedi ve yerel seçim için herkesin çalışması gerektiğinin altını çizdi. Yerel seçimlerde partimin bir oy fazla alması için çok çalışacağım diyen Muharrem İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olacağına ilişkin iddiaları yalanladı. İstanbul 1994'ten bu yana AKP'nin elinde, aday olmak ve kazanmak lazım ama İstanbul Belediye Başkanı olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazanır. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı değil, Cumhurbaşkanı olmak için çalışıyorum dedi. Bu arada CHP kulislerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olabilmek için çok hareketlilik olduğu gelen bilgiler arasında, mesela kimin adı öne çıkıyor, kim talep ediyor bu makamı, bu isimler 3 aşağı 5 yukarı belli. İstanbul evet çok önemli bir şehir sevgili seyirciler. İstanbul'u yöneten Türkiye'yi yönetir sözü yanlış bir söz değil. Halkın tabanda kurduğu ittifakı kuracağız. CHP'nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İYİ Parti ya da HDP'den yerel seçimlerde olası bir ittifak teklifi gelmesi halinde nasıl bir yol izleyeceklerini açıkladı. Bakınız, bu HDP ile ittifak, işbirliği, bilmem ne, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gördük sonucunu. Hala aynı mantık varsa ama yerel seçim başka, şöyle böyle, evet evet farklılık var yerel seçimde ama benzer bir sonuçla karşılaşılabilir yani. Benzer bir sonuçla karşılaşılabilir. Atatürk'ün kurduğu bir parti Atatürk'ün yolundan yürümek zorunda. Atatürk'ün yolundan yürüyen, Atatürk'ün yolundan bir an olsun ayrılmayan çok sayıda insan var. Ama tepki olarak böyle işbirlikleri olduğu zaman CHP'ye oy vermiyorlar. Benden söylemesi. Hakkari'de yaralanan özel harekat polisi şehit oldu. Hakkari'de terör örgütü PKK militanlarının yola döşediği el yapımı patlayıcının zırhlı polis aracının geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu ağır yaralanan özel harekat polislerimizden Bayram Çiçek tedavi gördü, hastanede şehit düştü. Şehidin haberini alan 110 yaşındaki babaannesi Zeliha Çiçek de İçim yanıyor diye fenalaşınca kaldırıldı hastanede, hayatını kaybetti. Şehidimize ve babaannesine Allah'tan rahmet diliyoruz. İşte geliyoruz aynı noktaya. Aynı noktaya geliyoruz.
ben bu kahraman vatan evladını niçin şehit verdim? Bu ülkenin toprak bütünlüğü için. Bu ülkenin teröristlerden temizlenmesi için şehit verdim. O ve onun gibi nice kahramanı şehit verdim. Eli kanlı terör örgütü İstanbul başta olmak üzere farklı illerimizde sivillerin de canına kastetmedi mi? İnsanlarımızı katletmedi mi? İşte biz bunun mücadelesini veriyoruz. Suriye'de de benzer bir mücadele var. Sapla samanı birbirinden ayırmak lazım. Yurt Gazetesi'nin manşeti Milliyetim'de şok karma yetim karma yetime son mu manşetini atıyor. Çarpıcı bir manşet atıyor Yurt Gazetesi. Milliyetim Bakanlığı okulların açılması ve kapanmasına ilişkin esasların düzenlendiği yönetmelikte liselerde karma eğitime ilişkin çok önemli bir değişiklik yaptı. Yönetmelikteki ilgili bölümden çok programlı Anadolu Lisesi Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi'nde katma eğitim yapılır maddesi kaldırıldı diyor gazetede. Muharrem ayı başladı. Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 71 arkadaşının Kerbela Çölü'nde susuz bırakılarak katledilmesinin ardından matem olarak tutulan 12 günlük Muharrem orucu başladı. Muharrem ayının önemi İmam Hüseyin'in ve Kerbela'da şehit edilenlerin matemini tutmak, yaşadıkları sıkıntıları anmak için tutulan 12 günlük oruç Muharrem'in 10. günü yani Aşure ise 20 Eylül 2018 Perşembe gününe denk geliyor. Bu vesileyle Hazreti Hüseyin ve 71 yarini de rahmetle iade ediyoruz. Erdoğan İdlib köprüden önceki son çıkış dedi. CHP'li Zeybek onarılan tren hattı tehlikeli. Şarbon hız kesmiyor. Kayseri'de karantina. Yurt Gazetesi'nde öne çıkan haberlerden bazılarının başlıkları. Devam edelim. Bir sonraki gazetemiz Sözcü Gazetesi efendim. Suriye rejimiyle işbirliği zorunlu. Şükrü Elekdağ'ın fotoğrafını görüyoruz. Bilgi diplomat Şükrü Elekdağ uyardı. Suriye rejimiyle işbirliği zorunlu dedi. İdlib kriziyle ilgili çözüm önerilerini sıralayan Elekdağ şu tespiti yaptı. Ankara derhal Şam yönetimiyle ilişki kurmalı. Bu gelişme hem PYD'ye karşı Şam'ın elini kuvvetlendirir hem Türk askerinin varlığına meşruiyet kazandırır. 95 yıl önce paramız altındı, şimdi pul oldu. Maziye bir bakıver diyor Sözcü Gazetesi bugünkü manşetiyle. İşte acı bir örnek, Cumhuriyet kurulduğunda öğretmen maaşı 20 altındı. Şimdi tanesi 1655 lira olan 2.4 Cumhuriyet altınına düştü. Vah ki ne vah. 1923 yılında öğretmen maaşı 20 Cumhuriyet altını alıyordu. Bu günümüzde 2.4'e düştü. Böyle bir manşet atıyor Sözcü Gazetesi. Öğretmenin maaşı küçük, fedakarlığı büyük. Eskişehir Yunus Emre Lisesi'nin ana binası için yıkım kararı çıktı. Öğretmenler el birliğiyle ek binada inşaata girişti. Hepsi usta oldu. İngilizce öğretmeni boyacılık, tarih öğretmeni sıvacılık yaptı. Okul eğitime yetişti diyor Sözcü bu haberiyle. Öğretmenlerimizin işi zor. Gerçekten zor. Ama sadece öğretmenlerimizin mi? Öğrencilerimizin de işi zor. Velilerimizin de işi zor. Emekçinin işi zor. Oturduğu yerden paradan para kazanan insanların keyfi yerinde. İşsizler başvuru için yüzlerce metrelik kuyruğa girip saatlerce bekliyor. Sözcü Gazetesi'nden bir başka çarpıcı haber. Burası neresi? Burası neresi biliyor musunuz? Muhtemelen İstanbul Şirinevler'deki İşkur. Evet, orası. Tanıyoruz, biliyoruz burayı. İşte ülkedeki işsizliğin yüzü. Bakınız, iki yönden kuyruk var. Bir bu taraftan, bir bu taraftan. İşsizlik kuyruğu. Kocaeli'de AKP'li belediyenin rant planı AKP'ye böldü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, AKP'li bir ailenin kent merkezinde aldığı 35 dönümlük arazi için özel imar planı hazırladı. Planda arazinin imar izni 3 kattan 10 kata çıkarıldı. Hani bir önceki bölümde dedik ya 40 yılın üzerinde yıkılma tehlikesi bulunan binalara 2 kat ek imar verilmiyor. O binalar yenilensin diye. Ama bakınız Kocaeli'de 3 kattan 10 kata çıkarılıyor imar izni. AKP milletvekili Mehmet Akif Yılmaz bu kente karşı ağır vebaldir diye karşı çıkınca planın görüşülmesi ertelendi. Bu olay nerede oldu? Kocaeli'de oldu. AKP'li belediyenin rant planı AKP'yi böldü. Vatandaşa yok. Sonraki gazetemize bir göz atalım. Sonraki gazetemiz ekrana yansıyor. Cumhuriyet Gazetesi. Cumhuriyet Gazetesi de dün karma eğitime son manşetini atan Bir Gün Gazetesi de desteklemişti. Benzer manşetlerle okurlarıyla buluşmuşlardı. Milli Eğitim Bakanlığı ise bunu yalanladı. 12 Eylül faşist darbesi işkenceciler 38 yıldır aramızda diyor Cumhuriyet Gazetesi.
12 Eylül darbesinin yıl dönümünde bu başlığı atıyor. Kenan Evren öncülüğünde 12 Eylül 1980'de gerçekleştirilen askeri darbenin yaraları hala kapanmadı. Darbenin faillerinden yalnızca Evren ve Şahin Kaya yargı önüne çıkarıldı ancak hesap vermeden öldüler. Binlerce kişiyi işkenceden geçiren, yüzlerce kişiyi katleden Junta'nın kamu görevlileri ise yargılanmadı diyor Cumhuriyet. Saray baklayı çıkardı. Bir manşet daha diyelim. Asıl manşet, Milli Eğitim Bakanlığı karma eğitim sonlandırılmayacak dedi ancak sözcü kalın kapıyı araladı. Dinci derneklere de yurt izni çıktı. Bir başka başlık. Göçmenlerin kanı elimizde. Yargıda skandal karar. Tarihe viyadük. Bunlar Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan haberlerden bazıları. 7 ayda 27 bin kişi milyoner olmuş. Buna bir bakalım efendim. Artan işsizlik ve enflasyona karşı ülkedeki milyoner sayısı 7 yılda 3'e katlandı. Hesabında 1 milyon lira ve üzeri mevduat bulunan mudi sayısı 2012 yılında 54 binken bu yılın Temmuz ayı sonu itibariyle bu sayı 166 bin aştı. Son 7 ayda 27 bin kişi daha milyonerler kervanına katıldı. Bunların çoğu da emin olunuz ki döviz kurlarındaki o yukarı yönlü yükselişin olduğu dönemde parasına para katan kişilerdi. Bir gün hayırlı işler manşetini atıyor bugünkü sayısında. Peki bu haberin spotu ne? Kamu taşınmazlarının TÜGVA, TÜRGEV gibi vakıfların yanı sıra İlim, Yayma ve Hayrat gibi dernekleri de 49 yıl süreyle bedelsiz tahsisinin önü açıldı diyor Bir Gün gazetesi. Hayırlı işler manşetini atıyor. Yandaşa Güzellik, bu yılın ilk 6 ayında yapılan kamu ihalelerinin 25 milyar liralık bölümü yandaş ve hükümete yakın isimlere gitti. Pek de şaşırtıcı değil. Söz konusu ticaret ise bir başka başlık Bir Gün'de. Türkiye ile Almanya ilişkileri yumuşama evresinde çünkü artık ikili ilişkilerde 35 milyar avroluk bir anlaşma söz konusu. Peki nedir o anlaşma? Türkiye'deki mevcut demir yolları hatlarının yenilenmesi, sinyalizasyon bakımlarının yapılması, yeni vagonların gelmesi vesaire gibi 35 milyar avroluk bir ticaret söz konusu. Peki 35 milyar avro Almanya'dan Türkiye'ye mi gelecek? Hayır, Türkiye'den Almanya'ya gidecek. Çünkü demir yollarımızın güncellenmesi söz konusu. Efendim meteorolojiden İstanbul için bir uyarı geldi. Bunu sıcağı sıcağına paylaşalım. Nedir bu uyarı? Yağmur, bereket. Geçelim bir sonraki gazete. Spora bir göz atalım. Sporda ne var? Fanatikle başlayalım. Aldıma değil verdiğime baksınlar. Trabzonspor'un sert açıklamasına Burak Yılmaz'dan yanıt. Mevlaların büyüklüğü nedeniyle yaşanan aksaklıklardan dolayı söz verilen tarihten sadece 3 gün sonra gecikmeli olarak futbolcularımıza 18 Mayıs 2018'de ödemeleri gerçekleştirilmiştir. 3 gün gecikme, 3 gün. Yatıp kalkıp dua etsinler 3 güne. Burak Yılmaz'a da 1 milyon 72.500 avro ödeme yapılmıştır. Rakamın büyüklüğüne bakınız. Dehşet bir rakam. Tabii Burak da haklı yani. Şimdi 1 milyon 72.500 avroyu 3 günde faize yatırsa alacağı parayı düşünürüz yani. Adam da haklı. Ne üzücüdür ki bir önceki dönemde aylarca ödeme yapılmamasına rağmen herhangi bir yasal girişimde bulunmayan Burak Yılmaz'ın 15 Mayıs 2018 günü noter üzerinden kulübümüze gönderdiği ihtar ödemelerin gerçekleştirildiği günün akşamı elimize ulaşmıştır denildi Trabzonspor'dan yapılan açıklamada. Kimse Trabzonspor üzerinde oynamaya kalkmasın. Kimse Trabzonspor üzerinde oynamaya kalkmasın. Ben diyorum Trabzonspor'u severim. Trabzonspor güzide kulüplerimizden biridir. Kimse Trabzonspor'un üzerinde operasyona kalkmasın. Bunu açık ve net söylüyorum. Paranı aldın mı? Aldın. 3 gün gecikmeli almışsın. Ne kadar? 1 milyon 72 bin 500 avro. Aldın mı? Aldın. Yine diyorum sen 3 gün gecikmeli aldın, yat kalk o 3 gün geç aldığına dua et yani. Bir sonraki gazetemize bakalım. Fotomaç kokuya kefilim manşetini atıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ağzından Hollandalı hocaya sahip çıktı diyor Fotomaç bu haberiyle. Ve Fenerbahçe'nin toplam borcu 4,5 milyar lira oldu. Ali Koç Fenerbahçe TV'de yayınlanan Camiaya Sesleniş programında çok büyük bir facia olmadığı takdirde devre arasına kadar kokuyla ilgili bir şey yapmam, her şey olabilir, bu futboldur dedi. Son kahraman Emre Akbaba İsveç maçında ikinci yarıda oyuna giren ve 4 dakikada attığı 2 golle milli takımı zafere taşıyan Emre Akbaba'ya övgü yağıyor. Avrupa'da milli takımımızın zaferini anlatan haberlerde Emre ön plana çıkarılırken
Galatasaraylı taraftarlarsa yıldız futbolcuyla ayrıca gurur duydu. Şimdi Emre'yi takdir ediyorum. Emre Akbaba, bravo. Çok önemli bir iş yaptı. Avrupa basınında, Avrupa futbol basınında, spor basınında kendisinden övgüyle bahsediliyor. Çok güzel. Ama olur da Emre Akbaba futbol hayatında gerek milli takımda gerek kulübünde bazı sıkıntılı bir süreçten geçecek olursa, bir sıkıntılı bir dönemden geçecek olursa ne olacak biliyor musunuz? Hemen eleştiri yağmuruna tutulacak. Hemen. Bu yanlış işte. Bunu yapmayalım. Trabzon'un eski yönetiminin Burak Yılmaz'la ve Çin kulübüyle yaptığı anlaşma dudak uçuklattı. Rakamlar çok büyük, çok büyük. Devasa rakamlar. Benim işçim, emekçim ne yapıyor? Yıllarca çalışıyor. Yıllarca sabah erkenden kalkıyor, işine gidiyor. Ne yapıyor peki? Para kazanmak için, evine ekmek götürebilmek için. Peki bu rakamları rüyasında bile göremiyorken birileri bu rakamlarla neyse. Hadi bakalım. Efendim gazetelerimize göz attık. Saatler 9'u neredeyse 5 geçiyor. İlerleyen dakikalarda bir araya gideceğiz. Ardından şu nafaka konusunu masaya yatıracağız. Nafaka konusundaki sorularınız da sosyal medya hesabımız üzerinden gelmeye devam ediyor. Twitter'dan @sunucuspeaker kullanıcısına yani bana nafaka ile ilgili sorularınızı iletebilirsiniz. Ben de birazdan değerli konumuza bunu ileteceğim. Bu arada belirtelim, emeklilikte yaşa takılanlar da seslerimizi duyurun diyor. Duyurmaya devam ediyoruz, gayret ediyoruz. Umarım önümüzdeki süreçte onların sorunlarının dile getirecekleri bir konuğu da stüdyomuzda ağırlarız ya da bir başka programda, başka bir arkadaşımız programda ağırlar. Bir görüntülü haber getireyim ekranınıza. Suriye ordusunun operasyon öncesi İdlib'de hareketlilik üst düzeyde. Amerika'nın kimyasal silah provokasyonu için Rusya İdlib'deki muhalefet hazırlıkları başladı. Görüntü çekiliyor, uyarısı yaptı. Tahran zirvesinde ateşkes çağrısı yapan AKP ise operasyonun engellenmesi için bu sefer Amerika'ya ve Avrupa'ya müdahale çağrısında bulundu. Açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Vatan Partisi ise Erdoğan yönetimini uyardı. AKP müdahaleye çağırdı. Rusya kimyasal uyarısı yaptı. Amerika'nın ve ortaklarının, koalisyon güçleri dedikleri güçlerin Suriye'de adım atacak halleri yok. Suriye ordusunun operasyonu öncesi İdlib'de hareketlilik arttı. Rusya'dan önemli bir açıklama geldi. Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezinden yetkililer provokasyon için görüntü çekmeye başlandığını söyledi. Yetkililere göre terör örgütü Türkistan İslam Partisi'nin bulunduğu Cisrel Şura ana maddesi klor olan zehirleyici bir madde içeren iki konteyner götürüldü. İdlib'te Amerika'nın hazırlıkları sürerken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya ile Suriye ordusunun İdlib operasyonuna karşı Amerika ve Avrupa'yı göreve çağırdı. İdlib köprüden önceki son çıkıştır. Eğer Avrupa ve ABD dahil uluslararası toplum bugün gereken adımlar atmazsa bunun bedelini yalnızca Suriyeli masumlar değil tüm dünya ödeyecektir. İran'la, Rusya'yla ve komşu ülkelerimizle işbirliğini artırdığımız bir süreçte üstelik onları da hedef alarak Amerika'yı göreve çağırmak Türkiye'nin milli siyaseti olamaz. Amerika Wall Street Journal gazetesinde bir makale yazan Erdoğan, aslan ortakları Rusya ve İran'ın da Suriye ile hareket ettiğini söyledi. Siz daha 2-3 gün önce masaya oturduğunuz, birlikte müzakereler yaptığınız Rus Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yi Esad'la birlikte katliam yapmakla suçluyorsunuz. Böyle bir Tayyip Erdoğan'a Türkiye'nin komşuları niye güvensin? Erdoğan makalesinde Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ı da hedef aldı. Esed rejimi yaklaşan saldırısını terörle mücadele zemininde meşrulaştırmaya gayret etmektedir. Suriye halkını Beşar Esed'in insafına terk edemeyiz. Rejimin İdlib'e yönelik tutumunun amacı gerçekten terörle mücadele etmek değil, gelişi güzel saldırılarla muhalifleri ortadan kaldırmak olacaktır. Beşar Esad'ın çözümü sahte bir çözümdür. Suriye hükümetinin yaptığı son derece meşru bir şey. Kendi ülkesinin toprak bütünlüğünü, milli birliğini sağlamaya çalışıyor ve bunu elbette silahla yapıyor. Niye silahla yapıyor? Çünkü tehdit silahla geliyor. Ulusal Kanal canlı yayınına katılan Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın makalesine sert tepki gösterdi. Hala Wall Street Journal'a makaleler yazarak Amerika'nın arayı tekrar düzeltebileceğini zannediyorsa büyük bir yanılgı içerisinde. Siz eğer İdlib'de Amerika'nın yanında yer alırsanız, Amerika'nın Suriye'deki asıl müttefiki olan
PKK, PYD'yi de bir süre sonra tanımak zorunda kalırsınız. Reyhan'a göre insani kayıpların önlenmesi ve Suriye'deki krizin bitirilmesi için en önemli çözüm Ankara'nın Şam'la işbirliği yapması. Ne için işbirliği yapacağız? Bir, önce İdlib'de, Türkiye'de de terör eylemlerinde bulunan terör grupları temizlenecek. Hemen arkasından da anlaşma gereği Suriye'nin kuzeyinde ve doğusunda artık özellik ilan eden PKK, PYD devletçiklerine karşı yine Suriye ile birlikte hareket edeceğiz. Bunu sağlamamız Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kabine toplantısının ardından açıklamalar yaptı. Kalın tüm dünyanın elini taşın altına koyması gerektiğini belirtti. Türkiye'nin beklentisinin tüm tarafların İdlib'de siyasi çözüm üzerinde mutabık kalması olduğunu söyledi. Kalın yerel seçimlerde AKP-MHP ittifakının devam edip etmeyeceğine ilişkin de konuştu. Cumhur İttifakı'nın ruhunun muhafaza edilmesini önemsediğimiz bir yaklaşımdır dedi. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili ise hükümetin gündeminde yok dedi. Bizim çağrımız bütün dünya kamuoyunun, batılı ülkelerin, Amerika Birleşik Devletleri'nin, bölge ülkelerinin bu konuda eşgüdüm ve koordinasyon içerisinde hareket ederek İdlib'e yönelik muhtemel bir saldırıyı durdurmasıdır. Dünya kamuoyunun da burada elini taşın altına koyması gerekiyor. Ama bunu hakikaten samimiyetle ve ciddiyetle yapması gerekiyor. İdlib'e yönelik bir saldırı her şeyden önce şu ana kadar devam eden siyasi süreçleri dinamitleyecektir. Ciddi bir güven bunalımına yol açacaktır. Biz Türkiye olarak bu konudaki çalışmalarımıza devam edeceğiz ama dediğim gibi bunu sadece Türkiye'nin omuzlarına bırakmak bu yükü ne adildir ne de insaflı bir yaklaşımdır. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konular önümüzdeki günlerde yapacağı temaslarda ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nda hem yapacağı konuşmada hem de temaslarında dile getirecek tabii ki. Şu anda Sayın Trump'la bir görüşme planlanmıyor New York'ta ama bakalım o güne kadar ne olur, ne yaşanır? Onların hepsini görelim, ona göre karar verilir. Cumhur İttifakı'nın genel ruhunun muhafaza edilmesi, hem yerel seçimlere giderken yaşayacağımız şu önümüzdeki aylarda hem de sonrasında önemsediğimiz bir yaklaşımdır. Bunun muhafaza edilmesi genel olarak kabul edilen tutumdur, yaklaşımdır. Spesifik olarak daha detaylı yani yerel seçimlerde bu ittifak nasıl uygulanır? Onun tabii detaylarının çalışılması gerekiyor. Bunu tabii liderlerimiz oturacaklar, görüşecekler. Onunla ilgili çalışmalar henüz başlamış değil ama önümüzdeki günlerde başlayabilir. Bu çerçevede de dün, bugün, yarın itibariyle Cumhurbaşkanımızın Sayın Bahçeli'ye bir daveti söz konusu olmadı. Sayın Bahçeli'nin de böyle bir görüşme talebi şu an itibariyle söz konusu değil. Emeklilikte yaşa takılanların sorunu çözülmesi konusunda MHP'ye bu konuda destek verecek misiniz? Teşekkürler. Bu konu bugün gündeme gelmedi. Bugünkü kabine toplantısında şu anda hükümetin gündeminde de bu konu yok. Teklif geldiğinde Ekim ayında bir bakılır nedir ne değildir ama yani bunun maliyeye üreteceği maliyeti de genel manada bütçeye üreteceği maliyeti de dikkate almak durumundayız. Ama şu anda dediğim gibi bugün bu konu gündeme gelmedi. Şu anda bizim bugün yarın da gündemimizde bu yok. Bahtiyar Bey sosyal medyadan şöyle bir soru yöneltiyor. Murat Bey günaydın. Dün Sayın İbrahim Kalın'a emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili soru soran gazetecinin adını biliyor musunuz? Cesaretinden dolayı teşekkür edeceğiz diyor. Görüntüyü ısrarla inceledim. Şahsen tanımadığım bir arkadaşımız ama uygun bir zamanda bir araştırmaya çalışacağım. Size bu konuda bilgi vereceğim. Bu arada İbrahim Kalın'ın getireceği ek yükten bahsetmesi de biraz dikkat çekici. Yahu neyi ek yükü? Bu adamlar, bu insanlar. Adamlar dedim belki biraz kaba kaçtı. Affedersiniz ama bu insanlar, bu milletin bir ferdi değil mi? Bu vatanın evladı değil mi? Bunca yıldır çalışmışlar, çabalamışlar, katma değer sağlamışlar. Bu ülkeyi için üretmişler, alın teriyle kazanmışlar. Vergiye getireceği, maliye getireceği ek yük. Onların yüreklerini yakar böyle ifadeler. Hakaret kabul edilebilir yani. TÜİK'in açıkladığı %5.2'lik büyüme ekonomisindeki gerçeği yansıtıyor mu yansıtmıyor mu? Dün bu konuya değinmiştik. Bazı gazeteler de dikkat çekmişti. Büyümenin ikinci çeyrekte olduğuna dikkat çeken uzmanlar ilk çeyreğe göre ekonominin %2 oranında küçüldüğünü vurguladı. Verilerin hesaplandığı tarihte doların 4 lira seviyesinde olduğunu hatırlatan ekonomistler için çözüm belli. Borç üreterek ödenmeli. Şeytan ayrıntıda gizlidir. Büyümenin kaynaklarına
bakmamız gerekiyor. İlk çeyreğe göre 2 puan geride. Biz asıl önemli yatırım kalemlerindeki düşük artışlara bakalım. Türkiye ekonomisi 2018'in ikinci çeyreğinde %5,2 büyüdü. İlk çeyreğe göre ise %2,1 küçüldü. Hükümet medyası büyümeyi ekonomik krize yanıt şeklinde sundu. Ancak ekonomistler büyümenin ikinci çeyrekte olduğuna dikkat çekiyor. Verilerin hesaplandığı tarihte doların 4 lira seviyesinde olduğunu vurguluyor. Kaynaklarına bakmamız gerekiyor 5.2'nin. Çünkü orada da önümüzdeki 3. ve 4. çeyrekte neler olabileceğini emarelerini görüyoruz. Peki 5,2'lik büyümenin kaynağı ne? Vatandaşların tüketim harcamalarıyla devletin harcamalarının büyüme üzerindeki katkısı 4,77. Yani bu %5,2'lik büyüme esas olarak devlet harcamaları ve tüketim harcamalarından kaynaklanıyor. Ekonomistler büyümenin verilerine dikkat çekiyor. Bu yatırımların %66'sı inşaat. Yani bizde inşaat yatırımları sadece üretime yönelik olarak değil, konutlar, yazlıklar vesaire, tüm bunlar yatırım harcaması olarak gözüküyor. Her türlü inşaat harcaması ve yatırım harcamalarının %66'sı. Mesela makine ve tesisat kalemleri, ki bu kalem önemli bir payı kapsıyor. Makine ve teçhizat yatırımlarındaki artış bıçak gibi kesilerek %6,4'ten %0,6'ya indi. Ekonomistler çözüme dikkat çekti. Türkiye'nin acilen planlı bir ekonomiye geçmesi lazım. Üretime dayalı bir sistem. Borcunu borçla değil, borcunu üreterek ödeyen bir Türkiye gerçeği bizi bekliyor. Gaziantep'e uzanacağız. Zira Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yine tartışmaların odağında. Çocukken koşturduğum dar eski evlerin arasında başladı ilk arkadaşlıklarım. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 3 dakikalık videoya 220 bin lira ödeyerek gündem oldu. Güçlü millet olmak demek. Gaziantep Büyükşehir Türkiye'nin en borçlu ikinci belediyesi. Son harcamalarla belediyenin borçlarının daha da arttığı belirtiliyor. Memleket tanıtımından ziyade şahsi tanıtım olarak görüyoruz. Ve 3 dakikalık videoya 220 bin TL'nin verilmesi çok vicdansızlıktır. İddialara göre Şahin yaptığı yol çalışmalarında ve şahsi tanıtımını içeren reklam çalışmalarıyla Büyükşehir Belediyesi'ni zarara uğrattı. Son olarak da bunu aldım. Daha önce logo değişimine 810 bin lira harcayan Şahin, 3 dakikalık reklam tanıtımı için de 220 bin lira harcadı. 3 dakikalık videonun başrol oyuncusu tamamıyla Sayın Başkan'dı. Seslendirmesi, görselinde kendinin yer alması, biz buna itiraz ettik. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesi'nin borç batağında olduğunu ben hemşerilerime tekrardan söylemek istiyorum. Fatma Şahin eleştirilere, bu filmin aynı kalitesinde siz oynayın, bundan daha ucuzunu yapın, bu kardeşiniz cebinden ödemezse şerefsizdir diye yanıt verdi. Daha bir yıl dolmadan, daha yılını tamamlamadan bu cadde olduğu gibi yıkıldı. Şu an gördüğünüz asfaltlar yapıldı. Bir kavşak düzenlemesi adı altında bu işlem yapıldı. Aynı kavşak, aynı asfalt buraya yapıldı. Buraya milyonlarca lira para döküldü. Cumhuriyet Halk Partisi Şehit Kamil İlçe Başkanı Avukat Umut Yılmaz iddiaları ulusal kanala anlattı. İşte görüyorsunuz, hakkıyla bu ünvana sahip belediye başkanımız var. 2018'de ikincilik ünvanını, sanırım 2019'da Sayın Başkan zirveye oynuyor. Birinciliği kimseye kaptırmamaya düşünüyor. Bize göre şu asfalttaki yolun maliyeti en az 10 milyon TL'dir. Şahin'in bu belediye bütçesiyle yaptığı projeler daha çok tartışılacak gibi görünüyor. Ben buradan özellikle şunu sormak istiyorum. Sayın Fatma Şahin, burada sizin görselinizin kullandığı resimlerde hiçbir tanıtım yok memleketle ilgili. Siz bu ilan paralarını, şahsi tanıtımla ilgili ilan paralarını cebinizden mi veriyorsunuz, yoksa bunu Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinden mi karşılıyorsunuz? Eğer sadece reklam filmi çekilmişse 220 bin lira çok para. Sondaki sıfır atacaksınız. 22 bin lira çok alası çekilebilir tabii, bilemiyorum. Bir araya gideceğiz. Aranın ardından aile hukuku uzmanı Avukat Çağla Çinili ile nafaka konusunu konuşacağız. Müzik.
Dedik ya takvim yaprakları 12 Eylül 2018 Çarşamba'yı gösteriyor. Günaydın Türkiye demiştik sabah 7.30 itibariyle. Kısa bir aranın ardından tekrar karşınızdayız. Ulusal Kanal V100.8 frekansından yayın yapan Ulusal Radyo ortak yayınında. Programın son bölümündeyiz. Bu son bölümde uzun süredir tartışılan ve bundan sonra da tartışılacak olan nafaka konusunu değerlendireceğiz. Değerli konuğumuzla aile hukuku uzmanı Sayın Avukat Çağla Çinili. Hoş geldiniz. Hoş buldum. İnsanlar dertli. Nafaka ödeyemiyoruz. Ödeyemediğimiz için hapse atılıyoruz. Tazyik hapse herhalde. Böyle bir uygulama var. Hapse atıldığımız zaman zaten çalışamıyoruz. İşsiz olduğumuz için ödeyemediğimiz bir nafaka söz konusu. Hapse atılınca zaten çalışamıyoruz. Peşinden yine hapis cezası. Bu sabıkamızda işleniyor. Ondan sonra iş bulamıyoruz. İnanılmaz dertler var. Nedir bu nafaka mağduriyeti? Nafaka hak mıdır? Süreli mi olmalı? Süresiz mi olmalı? Yani buna ilişkin çok fazla tartışma var ve mağdur olduğunu iddia eden çok fazla insan var. Şimdi bu konuyu çift taraflı ele almak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü mevcut mağdurları ele alırken yeni mağduriyetler yaratılmaması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Nafaka mağdurları kimlerdir? İlk önce bir nafaka nedir? Bundan girelim. Nafaka dediğimiz şey evlilik birliğinin sona ermesinden dolayı kusurlu olan tarafın yoksulluğa düşen tarafa ödemekle yükümlü olduğu asgari düzeydeki yaşama gideri yardımıdır, bir katkıdır. Kanun bunu her ne kadar günümüzde daha çok kadınlara veriliyor olsa da yüzdesi hiç fark etmez, kadın ya da erkeğe verilir şeklinde düzenlememiştir. Evet. Yoksulluğa düşen tarafa ve kusursuz ya da daha az kusurlu ya da eş kusurlu olması gerekir. Nafaka alacaklısının. Ve nafaka mağduru olan kişiler şu anda işte belli platformlardan gelen yorumlar var. Belli insanlar bunlarla ilgili mağduriyetlerini aksettiriyorlar çeşitli mecralarda. Bir seneden az evli kaldım. Çocuğum olmaması halde yani olmamasına rağmen çocuğum yıllardır nafaka vermek durumunda kalıyorum diyen insanlar. Çok var. Evet. Bu bir mağduriyet midir? Bu evet bir mağduriyettir. Tazyik hapsinden bahsediyoruz. Kişinin maddi bir borca, parasal bir borca ilişkin görevini aksatmasından dolayı şahıs varlığımızla sorumlu olarak hapse girmemiz adil mi diyoruz? İşte çoğu Avrupa ülkesinde bu uygulama dahi yok diyoruz. Evet, adil bir uygulama değil. Ama şu noktadan bakmak gerekiyor. Elbette ki kanunlarımız buna ilişkin bir düzenleme içermeli. Elbette ki buna ilişkin yeni yönetmeliklerle ve yeni uygulamalarla bir şeyler daha işlerlik kazanmalı. Fakat evvelce bence acil olarak üzerine durulması gereken husus bu. Neden kadınlar nafaka mağduru iken bu kanun çıkartıldı ve daha sonra yeni bir mağduriyet ortaya çıktı. Erkeklerin mağdur olması gündeme geldi. Şimdi burada belirli uygulamalardan vazgeçilmeden evvel kadınların iş hayatına daha çok entegre edilebilir duruma gelmesi gerekiyor. Çünkü bizim bahsettiğimiz mağdur kadınlar aslında ülkemizin batı bölgelerinde yaşayan, nazaran doğu bölgelerine nazaran ya da taşra bölgelerinden ziyade şehir hayatında daha fazla iş hayatında ön plana çıkmış kadınlar evet çalışabilirler, evet çocuklarının geçimlerine katkıda bulunabilirler, evet daha çok iş hayatına entegre edebilirler kendilerini. Ama bizim hukukçular olarak endişe duyduğumuz süreli nafaka konusunda doğu bölgelerimizde ya da daha çok taşra bölgelerimizde 1-2 ay evli kaldıktan sonra kocasından boşanıp çevresinden, ailesinden adeta defolu bir tişört gibi muamele gördükten sonra sen çalışamazsın. Sen evin içinde oturup bizim sabahtan akşama kadar çamaşırımızı, bulaşığımızı, yemeğimizi yapmak zorundasın. Bunları halletmek zorundasın. Muamelesine maruz kalan kadınlar. Çünkü bizim bahsettiğimiz nafaka 100-200 lira onların bir ay boyunca belki bir sigara parası olabiliyor. Bunun dengelenmesi sağlanırsa işte o zaman mağduriyetin önüne geçilecektir. Evet. Burada hakimlere çok fazla iş düşüyor. Hakimler de önlerine gelen belgelere bakıyor. Tabii ki şahitlere bakıyor, belgelere bakıyor. Ona göre karar veriyor net bir şekilde. Ama vatandaş bazı açıklamalar vatandaşı tatmin etmiyor. Evet. Şöyle ki bir izleyicimiz diyor ki ben 3 ay evlilik kaldım. Askerim, astsubay.
ve terör operasyonlarına katılıyor. 3 ay evli kaldım. 45 günü zaten operasyonlardaydım. Topu topu 45 gün yüzünü gördüm kadınla, boşandık diyor. Ve nafakaya hükmedildi. Ben vatanımı koruyorum. Canım pahasına vatanımı koruyorum. Ölümü gözü olarak kazandığım parayı topu topu 45 gün yüzünü gördüm kadına nafaka olarak ömür boyu ödemek hak mıdır diye soruyor. Bu elbette ki hak değildir. Ödeyemediği zaman terörle mücadele eden o askerim, o kahramanım zaten psikolojisi bozulmuş bu nafaka yüzünden. Alın terini, bakınız. Canını işte sayıyor. Vatanı için yani öncelikle. Şimdi bu 3 ay nafaka ödeyemediği zaman bu askerim ne yapılacak? Alacak, tutuklanacak, tazyik hapsine mi atılacak? Hayır. Hak değildir derken şunu kastettim. Elbette kanunun bize tanıdığı her olasılık, olumlu olasılık bir haktır aslında. Bu hakkı talep ederiz ve alırız. Hak olmayan şey adil olup olmaması konusunda hak dedim. Onu aydınlatayım. Şimdi bu askerimiz, bu Mehmetçiğimiz ve bunun durumundaki vatandaşlarımız için evet adil olmayan durumlar söz konusu olabiliyor. Ama şöyle yani kanunu biraz daha iyi tanımak lazım. Nafakanın kaldırılması denen bir mevhum var. Elinizde yeterli delilleriniz varsa bu delilleri topladıktan sonra mahkemeye başvurarak nafakanın kaldırılması kararı alabiliyorsunuz. Evet. Bu bir. İkincisi, tazyik hapsi her zaman 3 aylığına verilmiyor. Bazen 1 haftalığına veriliyor, bazen verilmiyor. Hatta çoğu zaman verilmiyor. Özellikle bu spekülasyonlar çok fazla çıktıktan sonra bizzat mesleğim içerisinde de şahit olduğum ve çevreden duyduğum kadarıyla adliyelerde de görüyoruz. Hakimler tazyik hapsi kararı verirken çok dikkatli yaklaşıyorlar. Hatta zaman zaman da olumsuz yaklaşıyorlar. Ha bunun yanında ben de bu gibi durumlarda daha farklı bir çözüm önerisinin sunulması gerektiği taraftarıyım. Nafakaya ilişkin yeni çözüm önerilerinin kanuna ve yönergelere girmesi gerektiği taraftarıyım. Ama evvela, bu yapılmadan evvel daha farklı bir noktaya değinmemiz gerekiyor. Daha farklı bir şeye çare bulmamız gerekiyor. Çeşitli fonlardan söz ediliyor. Evet. İşte mağdur olan kadınlarımıza destek olmak için, çalışma hayatından varise tutulan kadınlarımıza destek olmak için işte belli bir fon oluşturulsun. Nafaka yükümlülüğü erkeğe değil devlete yüklensin. Evet, keşke böyle olsa. Yani sosyal bir devletin böyle olması gerekir. Zaten bizim maalesef Avrupa'daki kadınların Türkiye'deki kadınlarımızdan ayıran şey de bu. Evet, bence de daha çok çalışabilmeli ve sorumluluklarını alabilmeliler ama Türkiye'de bu ne kadar mümkün? Evet, yani nokta şu, demek ki devlet sorumluluğunu üstlenemiyor. Yani kadınları için onlara üretim yolları açamıyor vesaire, bakamıyor, edemiyor. Sonra da erkeğin sırtına yüklüyor diyor. Mesela kim söylüyor? Çok Mustafa Taşçı şey. Diyor ki erkekler SGK değildir diyor. Değillerdi. Devlet evet. bakmalı diyor. Ben kısa bir süre yüzünü gördüğüm kadına niye ömür boyu bakayım diyor. Haklı evet. bir eleştiri. Çok çok haklı bir eleştiri. Ama bunu çözüm önerisi sunmayan bir yapı varken bir de üzerine 6284 ve kapsamında daha sonra 1981 yılında tabii ki bu değişiklikler, 1988 yılında değişiklikler geldi ve 6284 ile de kadınların toplum hayatındaki yerin biraz daha korunmaya çalışıldı. Ama devlet buna, ben bunu halledeceğim, ben buna ilişkin bir çözüm önerisi bulduktan sonra mağdur durumdaki nafaka ödeyen kimseler, bakın erkekler demiyorum, nafaka ödeyen kimseler. Nafaka ödeyen kadınlar da var. Var. Evet. Çünkü bu sadece erkek üzerinden değil. Yani nafaka ciddi bir mağduriyet. Erkeğe şiddete hayır diye bir kampanya başlatılmış. Bu nasıl adalet diye soruyor vatandaş. Üç çocuklu baba hapse atıldı. Nafakayı ödeyemediği için diyor. Yani. Her kanun bunu suistimal eden insanlar tarafından olumsuz olarak kullanılabilme potansiyeline sahiptir. Son zamanlarda revaçta olan kanun hükmü bu. Evet. Önemli olan işte bu anlayışla başa çıkabilmek. Yoksa tabii ki nafaka mağduru müvekkillerim var, erkek müvekkillerimiz var, avukatlar olarak yok değil. Size de çok eleştiri geliyor. Bu nafaka mevzusu olmasa avukatların çoğu para kazanamaz diye eleştiriler geliyor. Ben iletiyorum. Bir vatandaş diyor ki ben doğurmadım ki 3-5 ay evli kaldık, anlaşamadık, boşandık. Ben doğurmadım ki ömür boyu bakayım, anası babası bendim diyor. Bakın Tarkan Bey diyor ki İzmir 6. Aile Mahkemesi'ne görülen nafaka arttırım davama gittim. Karşı taraf nişanlısıyla geldi. Maddi durumlarının iyi olmadığı için 4 senedir nişanlı olduklarını, evlenemediklerini, bu nedenle nafakanın arttırılmasını talep ettiklerini söylüyor. Böyle bir durumdan sonra çok eminim.
hakim hiçbir şekilde olumlu bak yaklaşmayacaktır. Çünkü bu kanunu suistimal etmektir. İşte o noktaya geleceğiz. Medeni bunu suistimal edenler çok aynen, var. Aynen var. Hatta medeni kanunun yani iyi niyetle alakalı bir hükmü vardır. Kanun suistimal edildiğinde, dürüstlük kuralına aykırı davranıldığında, iyi niyet suistimal edildiğinde hakimler bunu göz önünde bulundururlar. Bu da çok kısa bir şey eklemek istiyorum. Buyurun. Onlarca insan var asgari ücretle çalışan. Bunların çok büyük bir kısmı boşanıyor. Evet, adam 1600 lira maaş alıyorum. Geçen gün yazmış bir vatandaş, 600 lirası nafaka diyor. 1000 lirayla ben nasıl geçineceğim? 600 lira nafaka, bu bana elbette ki olabilir. Hı-hı. Normal şartlar altında adaletli karar veren, adaletli bir şekilde takdir yetkisini kullanabilmiş bir hakimin vereceği bir karar değil bu bence. Hı-hı. Bu benim şahsi fikrim. Böyle bir karar veriliyorsa problem kanunda değil, hakimlerin takdir yetkilerini nasıl kullandığındadır. Çünkü ben hakim olsam, bunu bir avukat olarak söylüyorum. Ben bir hakim olsam, asgari ücret alan bir kişiye 600 lira nafakaya hükmetmem. Ben bugüne kadarki gördüğüm örneklerinde ya 200 ya 300 liradır. O da kadın gerçekten çalışacak durumda değildir. Yeni boşanmışlardır. 17-18 yaşında o kadınla evlenmiştir. Ondan sonra o kadın çalışma hayatına, okul hayatından vazgeçmiştir. Evet. Aksi durumlar söz konusuysa, burada problemli olan süreli süresiz nafakadan ziyade hakimlerin takdir yetkilerini nasıl kullandıklarıdır. O zaman dosyayı iyi okumadığını söylerim. O zaman delilleri iyi değerlendirmediğini söylerim. Buna çözüm bulunduktan sonra, yargı ağındaki bu problemlere çözüm bulunduktan sonra eğer benim vatandaşım hala mağduriyeti devam ediyorsa, işte o zaman ben süreli nafaka meselesini ele almaya başlarım. Ki bu arada bir şey belirteyim, üzerine evet. Çok denk geldi. Dün bizzat şahit olduğum bir durum, bir dava sonuçlandı ve bu dava sonucuna göre nafaka evlilik birliği süresince sınırlandı. Bir seneyle sınırlandı. Onu soracaktım. Evet. Yani nafaka süreli mi olmalı, süresiz mi olmalı? Yıllardır nafaka ödeyen vatandaşlar var. 8 yıl önce 33.500 lira maddi tazminat ödedik. Hı hı. Tuttu avukatın ücreti ve dosya masrafını da ödedik. Ayrıca 20.000 lira araba satıp ayrıca ödedik. Bunlar 8 yıl önceki meblağlar. Soyulmuş soğandan farkı var mı? Çocuk yok diyor. 600 lirada süresiz yoksul nafakası ödüyoruz. Genç kadına bu adalet mi diye soruyor işte. Nafaka süreli mi olmalı, süresiz mi olmalı? İşte asıl soru bu. Normal şartlar altında... Dini şartlar gereği, bunu uzmanlarla da konuşup sözünüzü kestim. Dini açıdan da baktığınızda nafakanın süreli olması gerektiği ön plana çıkıyor. Bu ifade ediliyor. Yani evet, dini olarak öyledir ama burası laik ve sosyal bir hukuk doğru. Devleti olduğu doğru. için biz nüfusunun bunu hukuk bağlamında yaklaşmalıyız diye düşünüyorum. Bakın nafaka bence... Hukukta bazı sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Ben şu ifadeyi çok beğendim. Yani erkek SGK değildir. O çok doğru bir ifade. Dolandırıcıların son modası kısa süre evlilik, hamile kalıp çocuk yapmak. Dolandırıcıların son modası. Bakınız artık böyle ifadeler kullanılıyor. Bu çok, bunu bu manada kullanan çok kötü bir yaklaşım. Zihniyet var ama maalesef. Var. Yani bu zihniyet, yani durumu, eğer bir çocuk bu şekilde doğruluyorsa, eğer bir adama böyle bakılıyorsa... Mal mülk varsa çocuk kozu devreye giriyor yani. Bu çok kötü bir şey. Yani bu zaten kesinlikle aile mevhumunun, bir kere kadın erkek ilişkisinin köküne dinamit koyan bir şey bu. Ama işte bakın, söylemeye çalıştığım şey bu. Mesele şu, eğer bizim ülkemiz kadına karşı ayrımcılığın önlendiği bir ülke olsa, kadınlar özellikle sistematik olarak çalışma hayatından çekilmeye çalışılıyor olmasa nafaka süresiz olsun. Pardon, süreli olsun. Süresiz olmasının sebebi zaten kadınlara karşı uygulanan sistematik ayrımcılığı pozitif ayrımcılığa çevrilmeye çalışması. Yani devlet yükümlülüklerini yerine getiremiyor, vatandaşın sırtına yüklüyor. Bu doğru bir şey mi? Bu da yanlış bir şey aslında. Şimdi çok kısa bir ben veri buyurun. Paylaşmak istiyorum. TÜİK çok Kasım, soru var bir yandan da onlara, bir yandan da onlara cevaplarız. TÜİK Kasım 2017 verilerine göre mesela iş gücüne katılım oranı %33.8 kadınken %72.1 erkek. Şimdi kadınlar neden iş hayatında değiller? Bu çok bambaşka bir soru. Ama şöyle yorumlar oluyor. Çalışsın o zaman. Bence de çalışsın. Ben kendime bildim bileli okuyorum. Hı hı. Annem babam zor şartlarda okuttular beni. Evet. Okulumu bitirdim, çalışmaya başladım. Çalışmadığım bir ay bilmiyorum. Ama benim aynı mahallede olup da okumak istemesine rağmen hı hı. okutulmayan arkadaşlarım var. Evet, doğru. Jale Yılmaz diyor ki, Murat Bey Allah razı olsun, erkek çocuk anneleri ve ikinci eşler olarak size duacıyız diyor. Bakın ikinci eşler olarak. İkinci eşler onların durumu da evet güç evet. Kocasına çıkartıp para veriyor işte, çalışıyor. Hatta bir vatandaşımız yazdı, liseye giden kız çocuğu. Hı hı.
aldığı burstan götürmüş, babasına 500 lira vermiş. Al ilk eşinin nafakasını öde babacığım bu ay diye. Böyle durumlarla da karşılaşıyoruz. Derhal böyle durumlarda önerim derhal bir avukatın bir hukuki bir görüş alabilecekleri birinin yardımıyla nafakanın kaldırılması davası açmaları. Evet. İvedilikle. Ya bu sonuç alınabilecek bir dava. Geçtiğimiz gün medyaya da yansıdı. Bir vatandaşımız ikinci evliliğini yapıyor. Hı hı. Düğün sırasında eski eşi haciz gönderiyor. İşte takılara el koyuyor diyor falan. Artık boşananlar ikinci evlilik yapmaktan da çekiniyor, korkuyor. Boşananlar ikinci evlilik yapmaktan bilmiyorum, bu birazcık sübjektif bir yaklaşım. O olay gerçekten efsane bir olaydı, evet. Ama burada haciz memurlarının da birazcık inisiyatif olmaları gerekiyordu haciz bence. Haciz memurları görevini yapıyor ama bakınız, haciz memurları bugünlerde yanlış görevlerini yapıyor. O noktada sıkıntı yok ama bu çocukların çok icra yoluyla alınması, bu benim babadan, en çok karşı olduğum olaylardan biri, evet. Öyle bir şey yok. Bunun çözümü ne olacak? Yani çocuğu, bakın anne ya da baba, hı hı, hiç fark etmiyor. Çocuğunu koz olarak kullanan insanlar, zihniyetler var. Evet. Devletin tabii ki yasalar var. Yasalardaki bazı, hı hı, boşlukları kullananlar var. Mesela kadına pozitif ayrımcılıkla şöyle bir şeyle karşılaşabiliyoruz. Kadının gidip mahkemeye, adliyeye, işte bu bana, kocam bana küfretti, vurmaya kalktı, hı hı, tehdit etti vesaire. Sırf bu ifadelerle evinden 3 ay, yalan ifadelerle, hı hı, evinden uzaklaşma cezası alan, evinden resmen kovulan insanlar var, erkekler var. Aynen öyle. Yani bu pozitif, evet, ayrımcılığı kötü niyetli, art niyetli kullananlar var. Bunlara bir yaptırım olmayacak mı? Bu çocukların, işte bugün gazetede yine ilettik, hı-hı, çocukların icra memurlarıyla alıp koparılması anneden babadan, bunun çözümü yok mu? Bu ikisi çok farklı mevhumlar. İlk önce çocuklar meselesine değinmek istiyorum. Bence çocukların üstün yararı, benim cebimden çıkacak paradan da, ondan sonra ülke ekonomisinin ne durumda olduğundan da önemli. Yani bir çocuk varsa ortada, dünya yıkılsın da çocuğun geleceği kurtulsun, evet, görüşündeyim. Ve çocukların hayatlarında yaşayabilecekleri en zor şeydir. Yani küçücük bir yaşta anneyi mi seçsem, babayı mı seçsem ikileminde şey kalmaları. Ve bunu adeta bir çuval patatesi alıp götürür gibi çocukları alıp götürmek, bu ilk önce yani ivedilikle çözülmesi gereken bir problem. Kanuni bir problem. Son bir dakikamız uyarısı geldi. Diğer hususa gelecek olursak, evlilik içerisindeki diyaloglar çok fazla tespit yapılabilen şeyler değil. Evet, iftira olarak kullanan, maalesef olumsuz olarak kullanan hemcinslerim var. Ben onlardan özür diliyorum. Fakat aynı zamanda şiddete uğramasına rağmen, kocası gırtlağına bıçak dayamasına rağmen bunu ispat edememiş ve uzaklaştırma kararı talep etmek durumunda olan kadınlar da var. O kanunun, o hükmünün sınırlanması demek bu kadınları da ipe götürecek bir sonuca ulaştırabilir bizi. O zaman genel olarak şunu söylemekte herhalde pek hata olmaz. Birey olarak, bakın cinsiyetçilikten bahsettim, kadın olsun erkek olsun, bizler dürüst olursak eğer, kesinlikle, adalette bir sorun yok. Aynen. Kanunlarda bir sorun yok. Ama maalesef bireysel olarak, kişisel olarak dürüstlük problemi yaşıyoruz. Kesinlikle öyle. Toplumun genel kesiminde var. Bu da tabii ki bazı yargı kararlarının tartışmalı hale gelmesi. Maalesef. Birey değişirse toplum değişir. Yoksa kesinlikle, yani erkek egemen toplum, kadın egemen toplum, insan egemen toplum ve vicdan egemen toplum olmamız gerçekten yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Stüdyomuza kadar geldiniz. Ben teşekkür ederim. Sorularımızı yanıtladınız. Sağ olun, var olun. Sevgili seyirciler, süremiz çok kısıtlıydı. Bazı görüşlerinizi, sorularınızı iletebildik. Umarız derdinize derman olabilmişizdir. Daha geniş kapsamlı bir yayında, saatlerce süren bir yayında bu konunun ele alınması da tabii ki elzemdir. Sabah 7.30'da başladık yayınımıza. Şu an itibariyle de noktalandırıyoruz. Bir kez daha günaydın diyoruz. Güzel ülkem Türkiye'nin dört bir yanına ve mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın.